Koordinasyon sorunu da ben gördüm açıkçası. Tempo sorunu da oldu. Biraz problemli maç gibi gözüküyorken birilerinin çıkması gerekiyordu. Nasıl birilerinin? Özel yeteneğin çıkması gerekiyordu. Hani tıkanan maçlarda böyle bir yetenek ararsınız. Ortada bir şey yokken gol çıkaracak bir yetenek ararsınız. O yeteneğinde 2001'li Muhammed Gümüşkaya'nın olması şahane oldu. Ilgaz Çınar, biraz bize Muhammed över misin? Öveyim hemen. Yani sabaha kadar övebiliriz. Şu anlamda. Tabii ki birdenbire gol attığı için değil. Muhammed'in en azından bir resmi maç tecrübesi vardı. Neydi o? Geçen sene Boluspor'da kadroda olduğu 1800 dakikanın 1200 dakikasını yaklaşık oynayan bir Muhammed vardı Boluspor'da. Bunu unutmamak lazım. Hatta daha önce Melih de gitmişti, sakatlık Çok değil yaşamıştı. ama az da değil. Az da değil. Yani önemli olan bir lige kiraladığın zaman bir oyuncunun bu kadar dakika görev alabilmesi çok çok önemli. Çünkü Boluspor problemli bir süreç geçirmişti. Bunu unutmamak gerekiyor. Yaz bunu benim şeyi saklamadan Kulakta küpe gibi sallanıyor. Dedim ki acaba yeni bir şey mi geldi sana? Tamam. Evet. Oldu Ben mu? bence bunu takmıyorsunuz bana WhatsApp'tan. Çocuğa WhatsApp'tan yürüyün ne olur. Takar mısınız? DM'den yürüyün. Şu golle alakalı şunu söyleyeyim hemen. Atmış olduğu golle alakalı. Öncelikle düşünmek, düşündükten sonra da uygulamaya geçirmek çok çok önemli. Çünkü sıkışık bir maç oynuyorsunuz. Kadro zafiyeti değil. Sahaya sürebilmiş olduğunuz ve sahaya çıkartabilmiş olduğunuz yedek kadroyla beraber sorumluluk almaktan kaçınabileceğiniz bir dakikadan bahsediyoruz. Oyuna girmişsiniz. Onu düşünüp o golü izletebilmek, o vuruşu yapabilmek, o kararlılığı gösterebilmek çok çok önemliydi. Mesela o cesaretin olmasıydı Muhammed'de. Tabii bir nevi hacivari bir gol de izledik net olarak. Bir Onu da tane gol söyleyeyim. hatırlattı bana. Acaba aynı hatırlatma yapan oldu mu? Yine bir Fenerbahçeli oyuncu bir Avrupa maçında attığı golü çok benzetti. Baliç mi? Yok. Kim? Tüver Metin'in ağzı attığı. Ağzı Altman'a attığı gol. Yine böyle dribbling üstünde ayağın üstüyle yakın direğe şahane bir golü vardı. Ona benziyor. Vuruş stili ona benziyor. Tabii ama o Tüver Metin'di. Tümer 32 yaşına geldi. Milli takımın. O Tümer Metin'di. Bu çok önemli. Daha sonra işte Arda Güler de oynuyor gibi. Bu arada şunu hatırlatalım bir kez daha. Bilmeyenler için veya o anda maçın heyecanıyla gözden kaçıranlar için Fenerbahçe 5 yedek oyuncuyla çıktı sadece. Evet, bu anda 2 tane kaleci. Dizi dişlerde hazır savur. Hani Fenerbahçe'nin 11'leri de ekranda olabilir. Onun üstünden konuşabiliriz. Hatta 11 gelince şunu da söyleyebiliriz tabii ki. Yani genel olarak maç nasıl geçti? Evet, belki maçı şöyle yorumlayanlar da çıkabilir. Maç Helsinki'nin istediği bir planda gitti. Doğru ama Fenerbahçe'nin sahaya sürebildiği kadro üzerinden de değerlendirmek lazım. Sen en başta çok doğru söyledin. Fenerbahçe yeni kurulan bir takım. Yeni bir oyun anlayışını benimsemeye çalışıyor. Bunu oturtmaya çalışıyor ve kadro zafiyetiyle beraber bu varken bile Vitor Pereira'nın bu kurgudan vazgeçmemesi de çok çok önemliydi. Evet. Hani çok daha rahat farklı bir şey de yapabilirdi burada. Atıyorum Osayi'yi santrafor atıp bir dörtlü savunma kurgulayıp ona göre bir şey de yapabilirdi. Hayır. Helsinki'nin 4-4-2'sine doğrudan sahte 9'un bile olmadığı neredeyse. Yani artık sahte forvetin ya da sıfır olarak adlandıracağımız bir dizilişe çıktı. Bu ısrar çok çok önemliydi. Bunun peşinde olacağını, sezon boyunca da bunu uygulayacağını da gösterdi. Tabii ki geceye biz bir Muhammed Gümüşkaya övgüsü bıraktık yani. Bu sayede. Vur. Ya şimdi bu tarz maçların bence anlamlı kılan bu tarz hikayeler ya da bu tarz anlar yani oyuncuların kariyerine sıçrama fırsatı Allah aşkına at şu gözü seveyim. Bir çabaladım ama atamadım. Çıkarmayı da yapamadım. Şu an oldu. Şimdi tabii ki ben yani buradan büyük büyük taktiksel yorumlar çıkarılabilecek bir maç olduğunu düşünmüyorum şu sebeple. Yani her maçın seviyesi belli. Helsinki'nin yaptığı belli, yapamadığı belli. Aslında eksiklerden kaynaklı bir değişiklik olduğu için ve hani şimdi sahte 9 oynamak istersin ama sahte 9 için bazı özellikler gerekir. Yani oyuncunun geriye gelip aynı şekilde driblingde top alabilmesi, dribling yapabilmesi, pas vizyonun olması, aynı zamanda forvet özellikleri taşıman gerekiyor. Yani sahte 9 olman için biraz da 9 olman lazım. Şimdi bu özellikleri barındıran Yani en bir azından 9'u %30 olması lazım. aynen bu özellikleri barındıran 9'umsu bir oyuncunun Süper Lig'de yer alması çok 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 hani büyük tesadüflere dayalı olması lazım. Çünkü bunlar çok aranan özellikler. Hani bizim ligimizin kıvamına gelebilmesi için birçok oyuncunun bu özelliklerini yitirmiş olması gerekiyor. Şimdi doğal olarak sahte 9'u karşılayabilecek ender oyunculardan yani sahte 9 değil belki 9 ama mesela o yönlülüğü gösterebilecek yüzü sırtı dönük hem sırtı dönük oynayıp hem de yüzü dönük oynayabilecek bir mesela biz bir Abubakar izledik.
Ki o çok nadiren, dediğin gibi bir tesadüftü aslında. Aynen öyle. Yani aslında Abubakar'ın o ağır sakatlıkları vesaire olmasa asla göremeyeceğim tipte bir oyuncu. Ya o yüzden bizim bir Robert, bir Firmino vesaire bu tarz bir ismi bu ülkede izlememiz gerçekten çok zor. O yüzden hani Zaitse oraya yazınca sahte 9 olmuyor. Evet. Ya sahte bir şey oluyor. Anladın mı? 9 değil yani. Ya da Mesut da oraya geçse, İrfan da geçse o, yani o özellikleri taşımak gerçekten kolay bir şey değil. Bu sebeple hani kağıt üstünde çok ilgi çekici bir done olabilir ama bunun karşılığı yok. Yani bu ülkede sahte 9 oynayabilecek dediğim gibi oyuncu yok bence. Yani mevcut oyuncular arasında. Hani bunu bir kenara koyuyorum. Onun dışında burada bence ders çıkarılması gereken bir durum var. Ya rakip takımın istediği gibi de oynamamak lazım. Çünkü Helsinki oyunu ne kadar basite indirgerse oyuncularına o kadar fırsat tanımış oluyorsun. Mesela nedir bu basite indirgemek? Kademeye girmek. Yerleşip karşılamak. İşte, işte seni geçerse benim devreye girmem falan. Hani daha neredeyse amatör futbolu bile geçerli. Eşleşme üstünlüğü. Evet. Eşleşme üstünlüğü. Yani şimdi topu da tempolu dolaştıramazsan zaten sen Helsinki'ye hizmet etmiş oluyorsun. Helsinki değil Melsinki de olsa aynı şey olacak. Çünkü zaten adamın yeterlilikleri yok. Yapabildikleri şeyler, yapabilirsek bir kontra atak yapabilir miyiz? Mümkünse. Hani 2-3 tane deneme oldu. Onlarda da belki biraz şanslı olsa gol de atabilirsin. Hani o yüzden şeye Helsinki'ye hizmet etmeden oynamak gerekiyordu. Bunun için ne yapmak lazım? Ekstra şeyler denemek. Rakibin seviyesinin düşük olduğunu unutarak oynarsan rakip seviyesini hissettirmez sana. Hı-hı. Yani rakip stoper kafa vurabiliyordur belki ama ağırdır. Ya da işte rakip kaleci yakında iyi kapatıyordur ama belki uzaktan yiyordur. Yani Muhammed Gümüşkaya'nın denediğini denemeden rakip, ben şey gördüm yani, ben de sosyal medyaya bir şeyler yazdım. Abi kaleci hatası. Tabii ki kaleci hatası olacak. Yani Helsinki'yle değil de şeyde oynamıyorsun ki, ne bileyim. Manchester City'yle oynamıyorsun yani. Tabii ki kaleci hatası olma ihtimali Helsinki maçında daha yüksek. Seviye farkı var. Denemeden göremezsin. Onu zorlaman lazım. Yani Muhammed'in yaptığı doğru şey bu. Yani aslında hani birçok üst düzey kariyerli oyuncunun oyun akışına göre devam ettiği şeyi bozan Muhammed'in o ben buradan vuracağım. Alakasız bir yer. Normal şartlarda hani XG'si falan çıksa herhalde 0.01. Hani 300 üstün yani. Bir tanesi falan gol olur orada. Ama bu iş, yani bu iş böyle. Çıktı. Tümer Metin dedik mesela. Hani bu iş, 15 yıl olmuştur. Böyle zorlaman lazım. Bu sebeple de Muhammed'in yaptığı doğruydu. Ben Arda'yı da açık fikrimi söyleyeyim. Muhammed'i beğeniyorum ama Arda'yı çok daha fazla beğeniyorum. Arda hani daha da bence üstün bir oyuncu. Bence uluslararası bir oyuncu Arda Güler. Yani bu bence çok net. Yani jenerasyonun ben en iyisi olduğunu düşünüyorum. Onun da oyuna girmesi, onun da katılması çok mühimdi. Mesela Arda da birebir de yakaladığı zaman mutlaka zorladı. Mesela çalım atmayı denedi, olmadı. Aynı adamı bir daha denedi. Üstüne gitti, kaleyi zorladı. Ya ben Arda'nın orada rol almasını da çok önemli buluyorum. Aldığı rol de şeyde değil, hani alayım vereyim hata yapmayayım ilk maçım falan, öyle bir şey yok. Bayağı bal porsu gibi daldı yani içeri. Ceza tek geliyor, top tekle ceza sahasına girmeye çalışıyor. Ya ben bunu görmek isterim. Yani Arda bu çalımlardan 5 tane daha yapamayabilir. Bir tanesi pozisyon olabilir ama bunları hoş göreceğiz yani. Bu çocuk 16 yaşında. 5 yıl sonra 21 yaşında olacak yani. Ve sosyal medyada öyle bir heyecan gördüm ben. Ya Arda'nın potansiyeli beni çok heyecanlandırıyor. Muhammed'in gol atmasına çok sevindim ama bu da bir şeyleri de gösteriyor yani. Bir bazı oyuncuların da ya biraz oynasa iş yapardan artık da bir çıkmamız lazım. Bazısı da ya gelsin ve geldiği gibi oynasın. Ya beklemeyelim yani bir şeyleri de. Yani tamam, bu arada şeyde altını çizeceğim. Ya Mesut Özil'in üstüne çok gidildiğini düşünüyorum. Gerçekten kötü oynuyor. Ben iyi oynadığını düşünmüyorum ama yani Muhammed'in gol atması Mesut'un suçu değil. Ya bunu da karıştırmamak lazım birbirine. Yani faydalanacaksan oyuncunun ne durumda olduğunun farkında olup gerçekçi bir plan çizip ona göre adam o krediyi, toleransı tanıyarak bir şeyler yapabilirsin. Yoksa bir manası yok. Yani çık hadi Real Madrid'deki gibi oyna. Abi Real Madrid'de 10 sene önce gitti bu adam. 10 yıl geçti yani. 10 yıl önceki gibi futbol olsa ne bileyim Falcao falan da 45 tane atardı bu ligde. Atmıyor işte. Yani 10 küsur golle tamamlıyor ligi. Yarısı penaltıdan. Çünkü futbol geriye işleyen bir şey değil. Mesut o durumda değil bence. Ama Mesut'un da hani neredeyse 3 yıla yakın süredir, 2,5 yıldır düzenli futbol oynamadığının farkında olmak lazım. Hani zorluk derecesi yüksek, maçları tekrar ısınması gerekiyor. Tekrar onu adapte etmen gerekiyor. Ona o krediyi tanıyıp hani Muhammed atınca
Mesut'a laf sokmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Onun ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Maçta da bol bol izledim. Evet. Hani o konuda da şey yani Mesut üzerinden okumamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani birisini överken birisini gelmemek lazım yani. Yani Muhammed'in gol atması Mesut'un suçu değil yani. Evet. Bunu söyleyebilirim. Bu arada Arda Güler dedim ve şundan da geldiği gibi oynayan bir oyuncu aklıma geldi. Sergen Yalçın. Ve Sergen Yalçın'ın çok bir aklına kazanan bir demeci var. Ben hayatımda frikik çalışmadım. Yani bu doğuştan gelen bir yetenek diyor. Aslında çalışarak iyi seviyeye gelenler de var. İşte David Beckham'ın bahçesindeki o meşhur kale ve baraj, hani orada kendi kendine çalıştığı anılar da var. Ama Arda Güler de gerçekten Sergen Yalçın gibi doğuştan frikik kullanma yeteneği olan oyunculardan bir tanesi. Özel yetenek konusunda Uğur anlattı. Hatta biz de Geleceğe Dönüşte Onur Turul'da hem Muhammed Gümüş'te hem de Arda Güler bölümü yapmıştık. Orada da isterseniz voley izleyicileri onları da izleyebilir. Arda Güler özel yetenek. Aynı zamanda frikiklerde de gerçekten doğuştan yetenekli. Yani bu yaşına göre çünkü inanılmaz bir vuruş kabiliyeti var. Neden bunu söylüyorum? Sosa tabii ki zaten ligimize gelmiş en kaliteli frikikçilerden bir tanesi. Kullanması evet anormal değil. Ama Arda Güler'in o noktadan kullanmaması da biraz işimde kalmadı değil. Bende de öyle. Terste olsa tamam diyeceğim. Yani burada Sosa'nın, yani Sosa kullanması garip değil de terste olsa tamam da yani. Evet. Zaten içeri kesiyorsun ya. Oradan da vurmaya gerek yok yani bence. Şunu unutmamak lazım belki. Ben de bu arada tamamen aynı fikirdeyim. Yukarıda da maçı izlerken o frikik pozisyonu olduğunda, serbest vuruş pozisyonu, onu konuştuk da şimdi aklıma geldi konuşurken. Yani genellikle kulüplerin yaşadıkları travmalar vardır. Şampiyonluk kaçıran travmalar vardır. Mesela Alex de Souza'nın Ankara Spor maçında penaltıyı Kezman'a bırakması, Kezman'ın penaltıyı kaçırması ve Galatasaray'ın o hafta galip gelerek şampiyonluk yarışında avantaj sağlayıp ondan sonra şampiyon bitirmesi gibi. Şimdi 1-0'lık maçlarda bu kadar da eksikken belki Sosa şunu düşünmüş olabilir. Yani şu 2'yi bir şey yapalım da, hani atalım da, hani en azından ben topun başında olayım. Bir de bir güven endeksi vardır ya. Ben de çok istedim Arda'nın kullanmasını bu arada. Onda hiçbir sıkıntı yok. Bazen o güven endeksi daha farklı bir yere şey yapabilir. Doğru. Yürüyebilir. Bir o taraftan da bakmak lazım. O ama, an için, o an için. O bir an için bir sadece. De doğru. Senin dediğin de doğru ama benim dediğim şey değil. Bu arada senin için söylemiyorum bunu. Böyle bir genç oyuncu romantizminden değil. Gerçekten, yok, gerçekten çok özel tabii bir canım, oyuncu. Tabii. O yüzden söylüyorum. Tabii, bu arada saati 9 konusunda da yine Uğur 11'i de ekrana getirirse üstüne konuşabiliriz. Şimdi tabii ki hem saati 9 hem gerçek 9'u yakın oynayacak oyuncular dediğin gibi Süper Lig'de zaten öyle fırsat gelmez yani. İşte Roberto Firmino oluyorsun, Liverpool'da oynuyorsun öyle bir durumda. Ya aslında bize saati 9 dediğin şey forvet arkası gibi oynuyor. Evet. Böyle de kullanabilirsin birçok oyuncu Fenerbahçe'de. İşte bu Zayson, Mesut'un, İrfan Can'ın dönüşümünü kullanıldığı gibi. Ama burada bir problem şöyle oluyor. Tamam mesela işte Zayson saati 9 oynadı. Topu geriden aldı. Servis yaptı. Ya da Mesut oraya kaydında bunu yaptı. Topsuz koşuyu kim yapacak? İşte şu var zaten. Mesela yani... Mesut topsuz koşucu mu? Değil. Hiç olmadı. En iyi zamanında da olmadı. İrfan Can değil. İrfan Can şutör. Mesut topsuz koşturucu değil mi? İkisi de İrfan da topsuz koşturucu, Mesut da topsuz koşturucu. Mesut nereye koşar? Doğru bir santroforum vardır. Sana o alanı kısa mesafede 10-15 metrelik bir alanda açar ve Mesut oraya girer zaten. Tıpkı Adana Demirspor maçında olduğu gibi. Serdar Dursun'un derine inmesi, topu aktarması, Novak'tan aldığı topu aktarması ve İrfan Can Mesut Özil birlikteliği gibi. Ama şimdi sen çok doğru söyledin. Orada Mesut üzerinden okumamak lazım derken bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani Mesut'un en azından bu formasyonda başarılı olabilmesi için 3-4-2-1 neyse yani ideoloji olarak bakalım. Hakikaten o alanı açabilecek, alanda sıkıştığında bir alberi anında yapıp ondan sonra oyunun akışını değiştirebilecek bir şeye ihtiyacı var. Enstrümana ihtiyacı var Mesut'un. O sebepten yani Mesut üzerinden yok işte Mesut vurdu da atamadı da işte Muhammed attı gibi okumamak lazım. Bu arada Vitor Pereira'da basın toplantısını izlemişsinizdir siz de. Tarif ettiği 9 numara aslında bu bahsettiğimiz oyunda oynayacak. Hani bağlantı oyununda oynamasını istiyorum. Ama en başta skor katkısı verecek bir oyuncu olmasını istiyorum demesinin nedeni aslında forvet arkasındaki bu oyuncular. Yani İrfan Can Mesut'tan birisi oynayacak. Diğeri Pelkas, evet o da skor katkısı veriyor ama daha çok Fenerbahçe'nin bu formasyonunda skor gücü 9 numaranın üstüne yığılacak. O çok belli. Yani gerçekten gelen adam yakaladığını içeri atacak bir adam olması lazım en başında. Doğru. Bir de mesela bu tarz bir ön taraftan yani sahte 9 gibi yani forvetin yok elinde bir oyuncu kullanman lazım. Bence oynatılabilecek tek tip oyuncu var. Skorer 10 numara. Böyle hani yüzü dönük forvet gibi. Biraz Talişka. Hı hı. Biraz ne bileyim Saşay, Pablo Martin Bataşa mesela. O tarz bir yani Saşay'ymiş. Oyuncularla oynayabilirsin bence. Hani ya sızabilecek. Çünkü bizde geriye gelip hem de o pası atabilecek hem de onların koşabileceği adam. Böyle bir yani Salah Mane, Firmino şu sanki Alex bazen oynuyordu dediğin gibi. Mesela Alex Teixeira oynayabilir. Yok Fenerbahçe'de Alex. Fenerbahçe'de oynayabilir canım. Ben şike için diyorum. Evet, yani evet. Mevcutlar üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Örnek daha yakın zaman.
Alex zaten bu işin şahı aslında, evet. Skorer forvet arkalarının lig içinde. Ama mevcutlar arasında mesela Alex Teixeira oynayabilir. Ben başka hani o profilde skorer olmalı. Gerbiyo'yu belki ara sıra görebiliriz. Mesela eğer yoksa santrforvet. Mbakame'yi zaman zaman deniyor. Mbakame biraz daha uygun. Biraz daha uygun. Ben Roma formasyonundan sebep. Evet. Hani Totti'li motivasyon. Yani biraz daha uygun. Top tutabiliyor yani en azından. Gerbiyo biraz daha algıt olayı. Ya bence dediğim gibi böyle hani dikine forvetimsi isimler ancak o boşluğu biraz doldurabilir. Ama elli de malzemesi yok. Şimdi Vitor Pereira'ya bir şey demek mümkün değil. Ya sadece şey sorgulanabilir. Yani niye bu kadar sakat var daha sezon başlamadan? Otobüste bir video var ya. Bizde çok sakat var falan. Onu direkt Fenerbahçe'ye uyarlasan uyarlanır evet ya. Evet ya, bir de 5 yedek var, ikisi kaleci abi. İrfan Can'ın hani Uğur'da bilgi geldiyse bize de aktarır. Korkuttu çünkü onu sakattı. Hmm. Şu anda Fenerbahçe'nin en kritik oyuncusu bence İrfan Can. Özellikle Pelkas'ın da yok burada. Aynen öyle. Umarız ciddi bir sakatlık değildi ve can sıkıcı olmaya başladı. En kritik oyuncuları gerçekten sakatlandı. Bir de kötü bir pozisyon şu yüzden. Topa vurmak için, yani şimdi futbolcunun bacağını en çok sallanan tabii ki bütün gücüyle vurmaya çalışacak. O biraz böyle hafif boşa geldiği zaman ya da vurmaya çalıştığında bir yere darbe aldığında her yerin sakatlanabilir abi. O çok sıkıntılı bir durum. Umarız korkulan gibi değildir yani. Şey yapamadım. Ben de öğrenmeye çalışırım. Bilgi gelince aktarırız izleyenlerimize. Başkan Ali Koç'un açıklaması varmış. Onu alalım. İnşallah en az 3 hesabı kitabı yapabilirsek de 4 transferimiz olacak. Peki bu 4 transfer nereye gelebilir? Santofor zaten çok belli. Ben 8 numara alınacağım. 8 zorunda Ozan gittikten sonra 8. Hatta ben de geleceğe dönüşte hani onda spoilerını vereyim. Geleceğe dönüşte benzer bir konu işleyeceğiz onun turunda. O yüzden ben de notlarımı almıştım Fenerbahçe'ye ne eksik diye. Santofor artık söylemeye gerek yok. 8 numara da Ozan Tufan'ın ayrılışından sonra o da çok belirgin. Sol kanat beki net lazım. Hani Ferdi Kadıoğlu şu anda ana planda gibi gözüküyor ama uzun maratonda ancak denenebilecek bir oyuncu olur gibi geliyor bana. Şöyle denenir. Bir de ben tahmini dördüncü de sanki bir alternatif stoper. Çünkü çok fazla stoperden gözden çıkartıldı. Bir tane alternatif stoper lazım gibi geliyor bana. Hesap kitapta o anladığım kadarıyla zaten. Evet. Hani belirli stoperleri yolladıktan sonra ona bakabiliriz noktasında. Tabii yani o deneysel Ferdi Kadıoğlu noktasında şunu söyleyeyim. Mesela Galatasaray'ın peşinde koştuğu Yakup Moder vardı. Devre arasında hakikaten çok uğraştı Galatasaray'ı almak için geçtiğimiz devre arasında. Brighton'a gitmişti. Ligin sonlarına doğru Graham Potter sol tarafta sıkıntı yaşayınca 3-4 maç Yakup Moder oynattı ve ciddi verim aldı orada. Sol kenar, yani bildiğin sol kanat bek olarak oynattı. Yani dizilişte öyle gösterdi Yakup Moder'i. Bu deneyişlerin bir anlamı var. Yani genel olarak çünkü dünyadaki üçlü formasyonlara baktığında Conte ile başlayan. Hani bir tarafta tamamen işte Ivan Perisic de şampiyon oldu. Sol tarafta neredeyse. Inter'de uzun süre Ivan Perisic oynadı sol tarafta. Sağ tarafta daha şeyi tercih etti. Eşref Hakimi'yi tercih etti. Yani bir tarafta daha hücuma yönelik, bir tarafta daha savunmayı bilen bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin temel sıkıntısı şu. O sayede Ferdi de savunma noktasında bayağı eksik kalıyorlar. Ben işin hücum noktasında değil de savunma noktasında. Mesela Adana Demirspor'un penaltı beklediği ilk pozisyon vardı hatırlayalım. Orada o sayı çizgiye kadar indi. İlk görevini yaptı. Sonra bir unuttu. Çat o pas geldi ve o ceza sahasındaki şey gerçekleşmişti. Net lazım. Bir de Ferdi'de bence daha çok problem şu. Savunma tarafını yapabiliyor aslında ama sadece orada sınırlı kalıyor. Rakibin yani, karşısında dinamizm duruyor. Yok. Dinamizm olmadığı için, tempo olmadığı için o bölge zaten ilk aranan şey bu. Dinamizm ve tempo. Hani hep böyle mahalle örneğini veriyoruz yani yakın zamandaki örnek diye. Ferdi'de o olmadığı için bir şey yapıyor. Ya hücum tarafını yapacak sadece ya da savunma tarafı. Mesela Adana maçında savunma tarafını yaptı ama çok eksik kaldı Fenerbahçe ön tarafta. Zaten ana planındaki hücumcularından da yoksundu. Ferdi de destek veremedi. O yüzden bayağı bir problem yaşamıştı Fenerbahçe. Ya motoru çok yüksek oyuncular lazım. Ama yani öyle bir kadro ki şu an yani Fenerbahçe'de ya ben sezon başı başlangıç olarak her takımın önünde görüyordum. Ama şey olarak da böyle inanılmaz mesafe kat etmiş bir durumda görmüyorum Fenerbahçe adına. Hatta ben Ozan'ı banko yazıyordum. Yani hoca başka türlü düşündüğü için saygı duyuyorum ama ya bu takımın açık ara en iyi 8 numarası Ozan Tufan bence. Yani Zaitz değer görüyor olabilir. Hiçbir şey demiyorum. Mert Hakan'a değer veriyor olabilir. Hiçbir şey demiyorum. Ama ya burada özellik olarak baktığımız zaman ya burada hani bir paket sunabilir. 8 numara paket sunmaktır. Yani 6 numarada savunma özelliklerin ağırlıklı olur. Hı hı. Pozisyon alman, işte birebir müdahalen gibi
Yani ya da boy da aranır belki mesela. Duran topları da faydalı da olma bakımından. Ya da 10 numarada daha teknik işler aranır ama 8 numara bir paket işidir. Bağlama işidir yani. Hem 6'da 6 numaranın yaptıklarını tamamlaman lazım. Hem de 10 numaraya destek verebilmen lazım. Yani bunun için fizik gerekiyor. Bence şu anda milli takımın en fizikli orta saha oyuncusu Ozan Tufan. Biraz dribling gerekiyor. Öne gidebilmek gerekiyor. Mevcut oyun bence yani milli oyuncular arasında yine en driplingçi orta sahamız da Ozan Tufan, İrfan'la birlikte. Burada şutu da var bu adamın. Burada Fenerbahçe kadrosundaki en komple 8 mevcut durumdan bağımsız olarak Ozan'dı bence. Ha bunu form durumu olarak ya da ne bileyim yönetimle problem mi yaşıyor, hocayla problem mi yaşıyor? Bunlardan bağımsız söylüyorum. Ama bundan sonrası işi yönetme zaten. Ha yönetemedin ve gönderdiysen de Ozan'ı. Abi o zaman da Ozan değil başka isim olacak. Mustafa olacak, Ilgaz olacak, Uğur. Onu ben bilmem. Yani şeyi idare edemiyorduk biz bunu gönderdik ya da bize verim vermiyordu gönderdik bir şeyse, gerekçeyse. O zaman ben de bunun karşılığında Ozan seviyesi bir orta sahancısı beklerim. Yani. Olmalı. Yani Ozan gitti yapacak bir şey yok deyince bir şey düzelmiyor yani. Ya da elindeki mevcut oyuncu dribling özelliği kazanmıyor ya da daha çok güçlenmiyor bence. Senin ilk üçün ne peki? Hani buradan ben tekrar Ilgaz'a soracağım. 8 numara. 8 numara, 9 numara. 9 numara. Ve mümkünse sol kanat bekinde oynayabilecek hücum özellikli bir oyuncu. Zaten en az 3 demiş başkan, Ali Başkan. Hani 3'ü bu o zaman. 4 stoper işte. Olursak da stoper. Ben stoperi doğru bulmuyorum mevcut yapıda. Çünkü Tisserand, Kim Min-jae, Salahi, Novak oynayabilir. Serdar oynar. Gustavo'yu çekersin. Başka kalmadı. Ben sağ kanat bekini de öyle çok dolu şey görüyorum. Bence şu an Fenerbahçe'nin... Osayi, Nazi, Burak Kapacak var şu anda. Bence Valencia hepsinden daha iyi kanat. Bence zaten Valencia ben 11'e yazıyorum zaten uzun zamandır. Oraya mı? Oraya mı? Sağ veya sol kanat peki. Ben yani şu an baktım alternatif arasında Valencia en iyisi. Çünkü 9 numara geldiği anda idealde forvet arkası Pelkas yanında Mesut ya da İrfan. Valencia kenarda kalacağına kanat bekini net şekilde yazarım ben. Ya ben bence solda da Pelkas da bence mevcut alternatifler. Ferdi'den daha dinamik bir oyuncu bence. Hani savunmada da daha becerikli olabilecek hem de öne de gidebilecek bir oyuncu. Ama Pelkas'ın bölgesi o değil. O yüzden transfer yapıp adamı en azından o şeyden kurtarmak lazım bence. Bir tane en azından bir yani kenarlardan bir tanesi net bir kanat peki olsa aslında diğer tarafı yama yapabilirsin. Kendi içinden çözebilirsin. Valencia ile zaten sağ tarafa yama yapabiliyorsun yani. Çünkü Everton onu sol tarafa transfer edip kiraladığında sağdaki kadar verim alamamıştı. Yani o bir şeyi hayal etmişti Everton mesela. Valencia'nın transferinden bahsediyorum. Tabii şimdi bu şu anda piyasada sol kenar beki nereden bulacaksın? Kim açıkta kalacak? Hangi oyuncuyu oradan çıkartabileceksin? Zor işler bunlar. Yani o transferin kapanması, İngiltere'deki transferin kapanmasını bekleyeceğiz herhalde. Fenerbahçe'nin, çünkü o tempoyu sağlayabilecek adam oradan gelecek. Tam da burada başkanın iki açıklaması daha varmış, onları da görelim. Oradan devam edelim. Pelkas tabii ki satılmayacak. Harcama limitlerinde sorunumuz yok. Sorun alsat dengesinde. O da UEFA'nın koyduğu finansal fair play. Devamı var mı? Transferde rahat olun. Bu tesadüfi bir sessizlik değildir dedim. Serdar ve Ener'i yazabiliyorduk. Gitti geldi. Samatta'yı finansal payfile nedeniyle yazamıyorduk. Yazamadık demiş. O da muhtemelen işte zorunlu satın almanın devreye girmesiyle kaynaklanan bir durum. Ozan Tufan'dan sonra Kim Min-jae eklendi değil mi listeye? Evet. Ozan Tufan konusunda senin görüşün. Sonra ben de kendi görüşümü söyleyeyim. Tamam. Ben hala, ben de mesela programlarda sezon başlamadan önce senin yokluğunda boşluk doldururken dublaja geldiğimde Babacar'sa transferde ben de Fenerbahçe'nin orta sahasında, ideal orta sahasında kurguya göre muhakkak hem Ozan Tufan hem de İrfan Can Kahveci olmalı demiştim. Genel İrfan, anlamda. İrfan nereye yazdın? Merkeze mi? Ya İrfan'ı ben merkeze düşünüyordum. Bu merkeze düşünmenin temel sebebi tabii ki Vitor Pereira'nın oyun kurgusunun ne olacağına dair de bir daha henüz tam oturmamıştı kafamızda. Hani Vitor Pereira neyi deneyecek? Deneme aşamasından doğrudan uygulama aşamasına böyle mi geçecek noktasında? Tabii burada hep geçmiş zamanları da örnek alıyoruz. İrfan Can Kahveci'de de Ozan Tufan'da da. Ozan Tufan bence de hani bizim o iki kutu arasında gidip box to box dediğimiz mevkideki en ideal adamlardan bir tanesiydi. Ha belki şunu da düşündük tabii ki. Acaba Bursa Spor'da altyapıda hatta ilk golünde Bursa Spor'la sağ bek oynarken atmıştı. Yine böyle bir Helsinki maçı olabilir mi? Kimle oynamışlardı onlar Finlandiya takımıyla?
Deplasmanda 1-1 beraber kalıp Bursa'da 6 golle kazanmıştı. Yok, Helsinki değildi. Helsinki değildi. Başka bir takımdan veya bir Kups falan öyle garip bir Finlandiya vardı. Takımıydı. Ozan Tufan da gol atmıştı. Ozan Tufan bütün Ataşkun'un da sağ bek oynamıştı. Şimdi Ozan Tufan'ı görünce, yani daha demin Uğur'un anlattığı bütün özellikleri peş peşe koyunca, acaba Enner Valencia değil de oraya Ozan Tufan mı kapatacak diye de düşünmüştük. Olabilirdi galiba. Yani, bu arada benim için de benim fikrimde 3-4-2-1 sisteminde Ozan Tufan için, ideal bir Ozan Tufan için en ideal bölge, temposu yerinde bir Ozan Tufan'ın. Diri bir Ozan Tufan diyorsun. Sağ kanat bekiydi. Evet. Ben açıkçası bu sistemde çok merkeze oturtamıyordum Ozan Tufan'ı, çünkü şampiyonluk haftalarında sağ bek oynadı adam ve başarılı da oldu yani. Mesut Özil'in arkasında sağ bek oynamıştı, onu da saklayarak. Evet, sağ kanat bekinde bence de oynayabilirdi. Biraz daha hani o kilolarından arındığı zaman. Ama ben merkeze çok Ozan Tufan'ı bu sistemde düşünemiyordum. Benim için Ozan'ın 10 üzerinden 10 oynayabileceği bir bölge var. O da üçlü orta sahanın sağ içi. İç, yani. 4-3-3'ün sağ içi. Milli takım mesela çok başarılı maçları var. Ya da 4-3-1-2'nin sağ içi. Hani orada çünkü biraz daha Ozan'ın meziyetlerinden daha fazla yararlanıyorsunuz. Onun temposundan ve topla dribbling kabiliyetinden. Çünkü Ozan'da bazı eksiklikler var. Hani hala toler edemedi. Pozisyon alma zekası bence hala çok gelişmemedi Ozan Tufan'ın. Bununla birlikte dar alanda oynarken problem yaşadığını düşünüyorum. Yani al-ver konusunda. Hani 6 numaradan aldın, bir de 6'ya verdin. Oyun kurarken aldın, kanada açtın, topu kendine gösterdin. Set oyunundan mesela böyle bir, evet, set oyunu Ozan Tufan'ın gözünüzde canlanıyor mu hiç öyle bir sahne? Benim canlanmıyor. Hani geldi aldı, hemen dribbling, baskı, preste kazandığın topla boşluğu kat et, şut at. Hani Uğur'un dediği özellikler genelde aslında hep hücum tarafı. Setten ziyade karşı alandaki oyunlarda Ozan Tufan geçerli bir oyuncu. O yüzden aslında hiç denenmedi. Belki hoca da hiç orada düşünmemiş olabilir. Ya bence düşünmüşlerdir. Sağ kanat beki dışında bence şurada denenebilirdi. Pelkası yazdığımız nokta var ya, öndeki ikilinin sol forvet arkası gibi. Çünkü aslında Ozan Tufan son dönemde bayağı hücumcu oyuncuya dönüştü. Hatta Fenerbahçe'de hatırlarsınız ilk Rize maçında Erol Bulut döneminde. Forvet arkası oynuyordu. Evet, forvet arkası, hatta sol forvet gibi oynuyordu. Orada sanki Ozan Tufan'dan biraz daha fayda alabilirdi Fenerbahçe. İşte ortada o kadar fazla enstrüman var ki. Evet, yani oyuncu ama merkezde yani. Hocanın değerlendirmemesini anlayabiliyorum. Hani benim de kafamda çok oturmuyor bu sistemde. Çünkü biraz daha set oyunu becerisi, biraz daha topsuz oyun ve rakibi karşılarken pozisyon alma becerisi orada devreye giriyor. Orada bir hem tutucu orta sahayı çok oturtamıyorum Gustavo'nun bölgesine. Bu arada Gustavo'nun net bir alternatifi yok. Yine atlanıyor yani çünkü. Ben Adana Demirspor maçında bayağı beğendim Düz Gustavo'yu. Özellikle hücum katılımını belirli zaman dilimlerinde bayağı iyi yapmıştı. Dediğin gibi. Geçen sene de yoktu Düz Gustavo'nun alternatifi bu arada. Yani Emre Belezoğlu kurguyu değiştirene kadar Düz Gustavo'nun alternatifi yoktu. Erol Bulut döneminde alternatif yoktu. Şimdi yine aynı şeye döndü yani. Şimdi mesela en azından sistem değiştirerek geçen yıl Sosa'lı bir sistemi hayata geçirerek, hani aslında hep anlattığım işte Regista ve önünde iki tane 8'le Sosa'yı kapatma. O da aslında Vitor Pereira'nın planlarında olmadığı çok belli bir plan. Aslında zar zor elde edilen B planı da bu sene kenarda. Yani Gustavo'nun direkt bence birebir muadil bir yedeği olması lazım. Eğer bu şekilde kullanılacaksa. Evet, şu an yok öyle biri. Yok. Bir de şey, hazırlık maçlarında Mert Hakan'ın yedeği gibi gördüğünü hissettim ben. Mert Hakan'ın çok kötü tercih olur bence. Şu bir an de yok yani. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi üçlü savunma var, üçlü savunma var. Şimdi her üçlü savunma da aynı şey değil. Yani Manchester City'de oynuyor şu savunma ama sağ stoperi Kyle Walker abi, yani gidip rakip ceza sahasına falan giriyor adam. Yani aynı örneği hoca da verdi. Olmuyor City yani. City örneğini verdi. Ama farklı konuda da City örneğini verdi. Yani çok fazla şeyden, bekten devşirme oyuncu kullanmakla aynı şey değil ki. Stoper. Fenerbahçe 3 tane stoperle oynayacak. Öyle gözüküyor. 3 stoperle oynayacaksan bir de Gustavo. Bu sefer zaten geri kalan Altay'ı da katıyorsun. Aslında geri kalan sadece 6 tane oyuncu kalıyor. 6 tane oyuncuyla büyük ölçüde hücum yapman lazım. Gustavo'nun katılımı bir istikrarlı olmalı. Kesinlikle bu şekilde. Ama Gustavo tamamen öne gittiği zaman onun pozisyon alma meziyetinden de bir noktada fedakarlık etmiş oluyorsun. Hani ne kadar kendi bölgesinde oynarsa o kadar iyi bir oyuncu normalde. Ama yani 3 stoperle oynadığın için Gustavo bu sefer bir tık fazla olmuş oluyor. Yani aslında 4 stoperle oynuyor Fenerbahçe benim gözümde. Yani Gustavo'nun bunu istikrara çevirmesi halinde başka bir şey tabii ki. Yani gitmesi, şut atması falan çok değerli, hiçbir şey demiyorum. Ama yani normal şartlarda bu adamın oyun stili belli. Arkasındaki 3 stoper belli. Burada bir tek Salah'ı biraz
bir tık özgürlük kazanıp biraz daha gidebilir. Ben Salah'ın hücum katkısının artacağını düşünüyorum. Hı-hı. Artmalı en azından, öyle söyleyeyim. Yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tisera'nın da artacağını düşünüyorum ben. Tisera'nın yani... toplu çıkışları da esasında tam o şey, hani o öne sen gittiğin zaman, hı-hı, Gustavo Sürün zaman senin amacın nedir? Oradaki bir stoperi biraz daha derinde bırakıp iki stoperi de orta sahalaştırmak. Bunu Tisera'nın Salah'ı becerebilir. Tabii Kimin Jai'yi daha evet, görmedik şeyde. Atalanta mesela orta stoperi gönderiyordu. Evet. Romero'yu gönderiyordu. Çat. Pereira daha çok böyle evet, bir tane sigorta tutup kenarları gönderiyor. Hani kenar stoperleri evet, gönderiyor orta sahaya. Uğur'un dediği çok doğru bu arada. Hani Fenerbahçe sıfırdan atak kurguladığı zaman bu problem olabilir. Üst stoper ve artı Gustavo. Bu yüzden bence Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana en büyük hayali topu önde kazanmak. Bunu her defasında söylüyor ve seçtiği oyuncular, gönderdiği oyuncular bu oyuna uyan ya da uymayan oyuncular oluyor. İşi geriye bırakmamak istiyor. Bu yüzden yani şart. Tabii topu önde kazandığın zaman Gustavo'nun oyun kuramama etkisini biraz daha azaltıyorsun. Ki ben Gustavo'nun garanti paslarda başarılı olduğunu düşünüyorum ama kilit açmaya geldiği zaman Gustavo sadece şut atabiliyor bir noktada. Pereira'nın açıklamaları devam ediyormuş. Onları da alabiliriz. Bu arada Muhammed ve Arda ile birlikte basın toplantısına çıkmış. O da çok şık bir hareket. Harika. Ama süre vermekle kalmamış. Hocayı tebrik ederiz. Muhammed ve Arda genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar. Çok iyi. Ilgaz abi, bu arada sen alt lige daha hakimsin. Hem oralarda hani görevde yaptın da takip de ettin. Muhammed'i yani belki şeyden hani yedekte olduğu için şey ol, yani az yedek var. İkisi kaleci, 3 tane var denilebilir kağıt üstünde. Hani biraz zorunluluktan girmiş gibi de gözükebilir kağıt üstünde ama şey, Muhammed'i gitmesin diye çok ısrar eden de şey, Vitor Pereira'nın kendisi. Bizim Yağız da yazdı galiba Twitter'da. Hı hı. O Yağız da iç dinamiklere hakim. Yani birincilik takip edilmiş. Bu birincilikte başarısı görülmüş. İdmanlarda da özellikle tutmuş hoca. Yani burada Vitor Hoca'ya ayrı bir artı atmak gerekiyor lazım. Yani kesinlikle. Muhammed golü attı ama Vitor Pereira'ya da artı yazılması lazım. Bence. Ya bu şey değil. Yani işte elde de bu vardı. Hadi bir de sen gir meselesi değil. Yani Muhammed o özgürlüğü veren de Vitor Pereira belki de, şut özgürlüğünü. Hı hı. Yani genç ve karakterli oldu. Yani genç oyuncu oldukları için değil, karakterli ve iyi oyuncu oldukları için diyor ya. Belki de Vitor Pereira şunu söylemiş olabilir. Onu gördüyse, çünkü Muhammed'in geçen sene TFF1'de 4 golü mü ne var? Yani o hücum gücü çok düşük olan Boluspor'dan bahsediyoruz. Yani genel anlamda belirli kim merkez orta saha oynatılıyordu? Tabii şeydi yani, öyle tam böyle Fenerbahçe'nin bu kurgusundaki evet, gibi evet, de değil. Merkezde oynayan bir oyuncuydu. Burada biraz daha öne atıyor. Demek ki onu gördü. Belki de Vitor Pereira ona şunu söylemiştir. Yani kilidi açamıyoruz. Sen o anda vur. O özgürlüğü belki de Vitor Pereira tanıdı Muhammed. Onu Vitor Hoca açıklamıştır zaten. Belki de birazdan gelir açıklamaya. Yani yabancı oyuncular, hocalar zaten geldiği zaman hem şeyle yani genç oyuncularla çalışmak istiyorlar Türkiye'de. Bunun çok basit temel bir sebebi var. Çünkü öğretebiliyor. Hani, aynen. Söylediğini dinlemek yani. Yani şimdi Caner Erkiç mesela çok değerli bir oyuncu. Yani en azından yapabildiklerini iyi yapan bir oyuncu. Yapamadıklarının çok bariz eksikleri de var ama yapabildiklerini iyi yapan bir oyuncu. Adam niye özellikle diyor ki hani ben yedekte kalsa biliyor sorun çıkarabileceğini ama mesela burada bir oyuncuya bir şey aktarabiliyor. Caner'e bir şey anlattı. Caner'e şunu yapma deyince Caner'in yapmama ihtimali bayağı düşük yani. Adam bunun farkında. Ya da mesela işte John Benjamin Toşak Beşiktaş'a geldiği dönemde o da mesela gençlerle çalışmak için bayağı ısrar etmişti. Karnel Sertkamp'la Geza böyleydi. Michel Lucescu böyleydi. İdmanda ya, sorun olmuş. Nihat Kahveci oynatınca sorun olmuş o dönem bayağı. Onu Nihat abi anlatmıştı. Hep hocalar bu tarz şeyleri istiyorlar. Ben Muhammed'in de eğer bugün günün kahramanı olarak Muhammed'i konuşuyorsak Vitor Hoca'ya ayrı bir artı açmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bu arada bir şey daha ek yapayım. Yarın yine Geleceğe Dönüşte genç oyuncu bölümümüzde bir Fenerbahçe'li genç oyuncudan bahsedeceğiz. Arda Okan Kurtulan. O da çok genç bir oyuncu. Yeni zaten dünyaya katıldı. Teknikler olmasına rağmen kiraya göndermemişler. Fenerbahçe'de kalacak. Bu da hani onun da süre alacağını gösteriyor. Bu da güzel bir haber. Çünkü kiraya gittiği zaman oyuncuyu takip edemiyorsun. Belirli anlaşmalar yapmadığı zaman. Hadi git bir kaderine mahkum ediyorsun. Evet. Umarım ondan da verim alır Fenerbahçe. Fenerbahçe için ekleyeceğiniz bir şey yoksa ufaktan... Yok. Fenerbahçe sadece sabredecek bu oyun kurgusunda. Tebrik ederiz. Tabii ki bugün tek kazananı olduğunu unutmamamız lazım. Yani artık bu kadar düşük seviyede bile yani bundan daha düşük seviye yok. Yani açık konuşalım. Yani Helsinki, Randers, tabii ki Kopenhag'la Roma değerli takımlar ama yine playoff turunda seri başı olmayan takımlar için Kopenhag çıkması aslında sürpriz değil. İnanılmaz elenmeyecek bir takım da değil Kopenhag bence bütçe olarak. Hani Trabzonspor istisna tutalım, çok zor bir rakibi var, özel bir rakibi var ama yani biz bir tane galibiyeti
300 şuttan bir tanesi gol olacak bir pozisyondan elde edebiliyorsak ülkece buna bir sorgulamamız lazım. Hani en azından bu çok böyle dört başı mamur olmasa da bir galibiyet görebilmek bile mühim yani. O yüzden Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Biraz ironik algılanabilir, öyle de algılanması lazım. Artık dibinde dibi, dibin dibi yokmuş yani. Hani dibe vuralım diyor da yok, bunun dibi vardı, kabul etmek lazım. Hani 20. olursun anlamazsın mesela. Evet. Ülke puanı bu sıra çok moda, takip ediliyor. Tarihimizin en kötü yerlerindeyiz ama ben bu duruma düşen bizim seviye iki tane ülke var çok takip ettiğim. Birincisi İskoçya. Senelerce çıkamadılar oradan. Düştüler. Rangers'la Celtic bir şekilde çıkarlar deniliyordu. Hiç çıkamadılar o çukurdan. Hollanda senelerdir debeleniyor. Ajax yarı final oynadı. Senin ertesi yanlış hatırlamıyorsam yine eleme oynadı. Yani futbol böyle bir şey. Oralara düştüğün zaman toparlanamazsam, kendini tekrar Avrupa sahnesinde gösteremezsen, kimse sana durup dururken ya bu Türkiye'de de işte bilmem ne kadar yayın ihalesinin parası bu kadar, yok futbolculara bu kadar maaş veriyorlar, biz bunlara bir şampiyonlar kontenjanı verelim, kimse demez yani. Bu daha algılayamadık Beşiktaş şu an gittiği için. Seneye bir vuracak bizi. Bir 5 sene daha falan ahlar vahlar geçecek. En az 5 sene diyorum ben. Yani kağıt üstünde tabii daha erken ihtimal de var ama ben çok yüksek ihtimal görmüyorum. Gerçekçi olarak 8 sene yazmamız lazım. Hiç iyi gözükmüyor şu maçlar. Zaten Galatasaray maçına geçince daha şimdi biraz daha taraflarını konuşalım. Şu an geçen Uğur da 11'leri de ekrana getirebilir. Galatasaray 11'i hazırsa. Rangers Galatasaray maçı da aslında dediğin gibi oldu. Muhammed nasıl Fenerbahçe'de kilidi açtı? Orada da Kerem Galatasaray sahada yine organizasyon sorununu çekerken ekstra bir şutla evet savunmaya çarptı girdi ama sonuçta denemeden olmaz. Yani ben şans golü diye bir şey çok inanmıyorum ama o şansı yaratır oyuncular bir noktada. Kerem de o şansı yarattı. Ama rakibin seviyesiyle ilgili de. Tabii. Ama Galatasaray'da yine hala lig maçında olduğu gibi ki problem de şu. Şimdi gelen oyuncu, seçilen oyuncuların hepsi aslında takım oyuncusu. Şu anda takımda kimse, Galatasaray'daki kadrosunda kimse tek başına topu alıp işte biraz sür, 90'ı vur, iki adamı çalın, yani tek başına çözüm üretecek bir oyuncusu yok şu anda Galatasaray'ın. Gelen oyuncularda şu nasıl donelerle seçildi? Tempolu olsun, takım oyuna yatkın olsun, dönen topları hızlı basmamızı sağlasın vesaire. İşte bu tip oyuncularla Galatasaray'ın yakın oynaması, organize şekilde oynaması şart ama bu maçta da onu çok görmedik. Yine kopuk bir oyun gördüm ben açıkçası. Özellikle top rakipteyken de takım yarısı pres yapıyor, yarısı geride kaldı gibi durumlar oldu. Zamanı hala ihtiyacı var gibi görünüyor. Bayağı zamanı ihtiyacı var. Hem de o, yani bu bir iki maç sonra çok da düzelecek gibi durmuyor. Bu da oyuncu kalitesiyle değil, takımın beraber oynama pratiğiyle alakalı. Hı hı. Şimdi mesela Galatasaray'ın 5. dakikada yediği bir köşe vuruşu vardı. Onun öncesindeki hücuma bakalım. Tam senin anlattığın gibi Galatasaray önünde bir 5'li baskı yapmış. Ama arkada bir 5'li var. O tamamen öndeki 5'li baskıdan kopuk. Ve 5 kişinin arasına hatta bir adam yerleştirince bütün kaymaların bozuluyor. Doğru kaymayı yapamıyorsun. Doğru kaymayı yapamayınca, hat arasına önlem alamayınca da oradan çok rahat gelebiliyor rakip takım. Randers'ten bahsediyoruz bu arada. Hı hı. Şeyden de değil. Hani öyle muazzam bir organizasyona sahip olan, bireysel yetenekli olan değil. Çünkü şöyle söyleyelim. Muhtemelen Randers'i bütün oyunculara bugün sorsak, ya adamlar şunu, ya acaba ben Falcao'nun maçını izleyebilir miyim diye düşünen adam Falcao'ya karşı oynadı bugün. Yani canlı statla izleyebilir miyim diyen bir şeyden bahsediyoruz. Hayal olarak bahsediyoruz. Galatasaray'ın o anlamda oyun pratiğinde çok ciddi sıkıntılar var hala. Oyun pratiğindeki sıkıntıları getirenler de tabii ki belirli etmenler de var. İşte daha işte Berkan'la Taylan beraber yeni oynamaya alışacak. İşte sağ tarafta Emre Kılıçdaroğlu, Emrah Baba hala temposuz. Yani hala tempo beklediğin oyuncu temposuzluğuna devam ediyor. Hala diri değil diyorsun. Evet hala diri değil yani. Hala diri bir Emrah Baba yok. Emre Kılıç'taki düşüş çok sıkıntı verici bir düşüş bence. Yani Sivasspor temposunu hiç bilmiyor olsak Emre Kılıç yavaş yavaş tempo kazanacak deriz. Emre Kılıç Sivas'taki temposunun çok daha gerisinde ki Sivas'ta da Rıza Hoca onu aynı bugün Fatih Terim'in oynattığı gibi sağ kenarda veyahut da sol kenarda oynatıyordu kendi kurgusuna göre. Hatta geçen sezon ilk devrede Galatasaray'a tempo katan adamdı, oyuncuydu bak, yani. Bak sıkıntı, Mustafa Muhammed geldiğinde tempoyu belirleyen adamdı. Tempo dikte eden adamdı. Derine kadar gelip oyun kurulumlarıyla da beraber. Mustafa Muhammed bundan tamamen uzaklaşmış durumda. Galatasaray'da şu anda oyuna tempo katan oyuncular kim? Sasha Boye. Fan Arnold ve Berkan. Berkan. Üç o kadar. Ama Berkan'ı da bozan şu, kusura bakma hemen sözü size vereceğim. Şimdi mesela Galatasaray'da pas kalitesinden bahsediyoruz. Pas oyunu oynayabilmek için pas atan adamın kalitesi kadar pas alacak alan adamın açı kalitesini de ayarlaması lazım.
Galatasaray'daki hiçbir oyuncu dikkat edin doğru açıda top alamıyor. Yani Berkan top aldığı zaman, Taylan top aldığı zaman oyun kurulumuna katkı verecek dediğin adamlar yüzü %80 Muslera'ya dönük pas alabiliyorlar. Bu da en büyük sıkıntılardan birisi. Bu da tamamen sahaya yayılmayla değil, sahaya yayıldıktan sonra da o pratiği göstermekle alakalı. Bu konuda çok kötü Galatasaray. Sözü sana vermeden önce Kerem'in çarpıcı bir istatistiği var. Çünkü Avrupa kupalarında şu anda başlıca kilit açan oyuncusu oldu Kerem Aktürkoğlu'nun. Bu konuda da bayağı iyi bir istatistiği var. Onu gelsin ekrana. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarında bulduğu 8 golün 5'ine doğrudan katkı sağladı. Ya bu önemli. Kerem'i ayrıca överiz. Kerem ayrı bir şey ama ben Kerem üstüne Kuman'ın Galatasaray'a iyilik olduğunu düşünmüyorum şu anda. Çünkü iyi bir şeyler arayıp tarayıp ancak Kerem'i konuşabilirsin bu takımda. Çünkü yani bu seviye, ya şimdi sen Johnston ve Randerson diyorsun. Yani ve ben bu takımı küçümsediğim için demiyorum. Bak söyleyemedim bile. Randerson aynen. Yani şimdi dilimiz alışmadı daha. Ya şimdi bakıyorum takıma. Yani oynadıkları takım, yani tamamen bırakıp Galatasaray'ı, rakipleri izliyorum. Ya bu takımlardan herhangi bir oyuncuyu ya fiziksel ya teknik kapasite olarak hani bu adam şuralar bir şey hayal ettirmeyen oyuncudur. Anlatabiliyor muyum? 3 büyüklükte, 4 büyüklükte bir 5 sene sonra izler miyiz dediğinde evet sorusunun cevabını alabildiğim bir oyuncu ben göremedim. Yani hadi yedekleri geçeyim. 11-11, 2 tane 22 oyuncu arasında böyle bir oyuncu yok. Ama burada biz görüyoruz ki Renders topu aldığı zaman rahatlıkla Galatasaray kalesine gelebiliyor. Ya da mesela Renders geriden oyun kurarken Galatasaray'dan daha rahat kuruyor. Evet. Yani bu eğer oyuncu kaliten daha üst düzey değilse mesela Randerson ben işte gidip ya Portekiz Ligi'nin çıkışta olan stoperlerinden birini 4 vereyim. Belçika'nın şampiyonla oynayan takımına 7 milyona vereyim alayım. Kopenhag'dan 7 milyona vereyim alayım diye stoperlerin hattını kurduğunu zannetmiyorum. Beklerin de böyle aldığını zannetmiyorum. Doğal olarak burada topla rahat bir şekilde çıkıyorlarsa burada iki tane sebep var. Bir, Randers gerçekten futbolun temel doğrularını yapıyor. Bir. İkincisi Galatasaray'ın ön tarafta fiziksel hiçbir varlığı yok. Şimdi fiziksel bir varlık ortaya koyamazsan ve rakibi bozamazsan ve rakip sana bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsa burada ders çıkarılması gereken şeyler var ve bunu sadece oyuncu kalitesiyle değerlendiremeyiz. PSV karşısında bence gerçekten oyuncu kalitesi hissediliyordu. Yani çok, bu da aslında Galatasaray için bence çok daha ağır bir eleştir. Yani bu kadar ağır, yüksek maaşlar verdiğin oyuncular eziliyorsa PSV'ye bence sistem komple çökmüş demektir. Bence bu da ağır bir eleştir ama o biraz şey gibi de algılanabiliyor işte Fatih Terim'e koruma, işte Fatih Terim'e kondurmama gibi algılanabiliyor. Bence o tamamen çökük bir sistemi ifade ediyor ama bu teknik anlamda bir fiyasko. Ben burada ihaleyi teknik heyete keserim. Hiç kimse kusura bakmasın yani ben Randers'ın daha iyi topla çıktığını görüyorsam, Galatasaray'ın bozulduğunu topla çıkarken görüyorsam. Yani bir tek yani Saman Alev'i anlarda Galatasaray belli başlı aksiyonlar yakalayabildi. Şey eleştirmeyeceğim. Yok çarptı girdiler falan. Çünkü çarpıp gireceği maçlar bunlar zaten. Bu maçlarda deneyeceksin ki çarpıp girecek. Yani Muhammed de Barcelona'yı vurduğunda o kalecinin yanında Ter Stegen o hatayı yapmaz zaten sana. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden seviye farkı var. O yüzden bu goller oluyor. Kerem bunu denediğinde o yüzden oluyor. Ama sadece bunun üstüne okursak işte Kerem şunu yapıyor. Bu maçlarda kahraman oldu. Yanlış abi. Bu maçta Kerem hariç her şeyi konuşmamız lazım. Fanao tempo katıyor ama önüne veremiyor abi adam. Önüne veremiyor. Yedlin devre arasında transfer edildi Fatih Hoca'nın isteği doğrultusunda ve hiçbir şekilde takıma verimli bir katkı sunamıyor. Yanına yani pas kalitesinin zaten yetersiz olduğunu biliyorduk da ya Yedlin'in yetersizliği de Fatih Hoca'nın problemi. Yani bu oyuncuların ya Fatih Hoca ikinci senesinde olsa yine anlayacağım. Fatih Hoca 5. sezonunda başlıyor ve bu kadroda Fatih Hoca'nın onayından geçmiş hiçbir oyuncu yok. Fiyat performans olarak geçmemiş hiçbir oyuncu yok. O yüzden fiyat performans olarak yetersiz tonla kamyonla oyuncu varsa Renders karşısında bir zorluk yaşanıyorsa ve bunun daha da ileri götürüyorum. 1-0 öne geçti abi Galatasaray. Yani bu tarz bir maçı çözmek için hadi diyelim ki Renders işte Tuna Nehri akmam diyor etrafımı yıkmamdır böyle bir inanılmaz bir savunma tamam Çanakkale geçilmez oynuyor. Abi bunu yıkmanın yolu 1-0 öne geçmek zaten. Yani mükemmel bir tarihi bir Renders performansı görsek ve ona göre bir maç oynan desek değil. 1-0 öne geçmişler. 1-0'dan sonra Randers daha iyi oynuyor. Ben bunu görmek istemiyorum açıkçası.
Avrupa kupalarına ilk kez kazanan bir Anadolu takımının bile 1-0 öne geçtikten sonra böyle oynamaya hakkı yok. Kaldı ki Galatasaray'sın yani. Senin Avrupa geleneğin ne Galatasaray? Yani bugün Galatasaray kulübü neyi ifade ediyor dersen dünya futbolu için. Türk futbolunun düzenli olarak Avrupa'da temsil eden ve herkesin bir adı çıktığı zaman bir canının sıkıldığı bir takım. Yani Galatasaray şampiyonlar şampiyon olmaz ama grubuna çıktığı zaman dördüncü torbadan bile gelse seni bir rahatsız eder. Lan gideceğiz şimdi Türkiye'de 50 bin kişi bağıracak, gerileceğiz, verileceğiz falan. Bir rahatsız etmen lazım. Galatasaray'ın kültürü budur. Ya ben Randers karşısında 1-0 öne geçtikten sonra böyle top oynayan takım izlemek istemiyorum. 1-0 öne geçene kadar da kötüydü bu arada. Onu da hatırlatalım bir kez daha yani. Doğru, hani doğru. Bir şey doğru. Yok yani. Galatasaray böyle dolu dolu top oynayıp ondan sonra çözülmedi yani. Yani şey açısından söylüyorum sadece. 1-0'dan sonra daha kolay ya. Hadi 0-0'ı kötü oynadın bir şekilde. Yani 1-0'dan sonra da oynayamıyorsun. Ya oyunu tut bari. Abi hiçbir şey yok yani. 0-0 yok. 1-0 yok. Ne var abi bu takımda? 11 tekrar ekrana gelirse. Ya ben o yüzden bu. Mesela orta sahadan itibaren ön hatta bakalım Uğur. Dedin ya ön tarafta fiziksel varlık hissettiremedi oyuncular diye. Şimdi şu takıma bakıyorum ön tarafa. Emre Akkaba, Emre Kılınç, Taylan, Berkan, Kerem, Mustafa, Muhammed. Bu oyuncular zaten önde bir fiziksel varlık hissettirmezse, topu önde kazanmazsa, daha fazla koşarak, daha fazla pres yaparak fark yaratmazlarsa zaten çoğunun bir anlamı olmuyor. Mesela topu ayağına aldıktan sonra heyecan veren bir oyuncu var mı? Kerem biraz Kerem dışında. Yani topu ayağına alsın bana fark yaratsın. O hatlar kopukken bile, sahada organize değilken bile. Belki 7 yıl önce Fegoli böyleydi. Abi, yani şampiyonluklarda katkısı olduğu dönemi de söylemiyorum. Ta işte 2014 Dünya Kupası'nda kendilerini falan hani o zaman sürüp tek başına oynuyordu ya sağ işte. Öyle bir oyuncu da yok zaten. O yüzden diyorum en başta zaten oyuncular bu şekilde seçildi. Galatasaray en başta bu problemi çözmesi lazım. Birlikte hareket etme, birlikte baskı yapma. Zaten sıkıntı yani, o. Babadan... Teknik heyeti eleştiri de o zaten yani. Evet. Tabii ki abi. Ha, yani, burada... Mesele o. Bunu tabii... çözemedi Galatasaray hala. Bu yapıyı ben seçmiyorum. Emre Akbaba'yı da ben sözleşme yenilemedim mesela. Ya da Emre Kılınç, Taylan, Berkan, Kerem. Yani bu takımı ben dizmedim. Mustafa Muhammed ilk geldiğim ilk maçta ilk bir idmanlı maça çıkıp bu ne ya falan dedirten adam bu durumdaysa benim dönemimde olmadı. Ya burada hani istisnai şeyleri dışarıda bırakıyorum. Muslera'nın yaptığı hatadan geriye düşebilirdin. Ben onu Fatih Hoca'ya bir şey demem ama ben geriden top çıkarırken ya Luyendama'nın transfer edilme sebebi bu oyuna topla çıkmaya uyum sağlayabilmesi, fiziksel varlığı ve markayı tolere edebilmesi. Tamam mı? Hani Fananolt seçilerek alınmış bir oyuncu. Saracchi'den ben vazgeçtim. Saracchi'den ben vazgeçtim deyip ciddi de bir maaş ödediğim bir oyuncu. Emre Akbaba sözleşmesi bitmişken tuttuğum bir oyuncu. Yani burada Fatih Hoca'nın zorunda kaldığı bir kadro yok. Çok tabii canım. En az yani mesela Kerem diyoruz. Bak Kerem'i ben çok beğeniyorum ama Kerem niye 19 yaşında muamelesi görüyor ben anlamıyorum. Kerem 24 yaşında olgunluk döneminde bir oyuncu. Kerem'e kimse Avrupa'da genç oyuncu muamelesi yapmaz. Kerem zaten seviyesini hani belki seviyeye geç atlamış olabilir ama fiziksel yaş olarak fiziğe oturmuş üst seviyelik tecrübesi olan fiziksel mücadelede en azından yani altyapı değil de altyapıdan yeni çıkmış oyuncu gibi bir muamele göre değil. Ya bu adam bayağı her şeyi tuzlu toprağını yuttu yani. Boğazladığı yerde falan çamurlu sahalardan geliyor bu adam. Şimdi 24 yaşında bir oyuncu genç oyuncunun böyle hani bebek muamelesi Arda Güler değil yani. Kerem'le Arda Güler arasında 8 yaş var. Muhammed'le arasında 4 yaş var. Şimdi Kerem'in performansı üstünden bir aklama görmek de benim çok hoşuma gitmiyor. Galatasaray'da eğer bu oyuncular yetersizse Fatih Hoca'dan ben beklerim bir tane Arda bir tane Muhammed bu takıma koymasını. Oyuncuların hiçbiri sözleşme yenilemiyor Galatasaray'da altyapıda. Ben niye Bartu'yu göremiyorum bu takımda? Yani, Taylan'ın yedeği var mı? Efe Tatlı. Faryol. Taylan'ın yedeği var mı? Efe Tatlı olacak işte. Efe Tatlı olması gerekiyor. Pasör bir 6 numarası var mı Galatasaray'ın? Taylan dışında. Yani geçen yok. Sezon Etebo'nun son 5 dakikalardaki maç kopmuşken son 5 dakikada Etebo'nun girip Bartu'nun girmemesini ben de çok... Ve anladım. Bir şey daha söyleyeyim sana katkı olarak. Bu arada şeyde Fatih Hoca'nın açıklamayı almış. Bir saat onu gelsin. Bitirelim ondan bitirsin sonra. Ondan sonra. Evet, çünkü hadi. Konu kopacak. Ben, bak. Sonra ben de ekleyeceğim bir şey. Çünkü. Bartu Elmas sözleşme yenilemiyor deniyor. Tamam Bartu Tükaka. Ozan Kabak sözleşme yenilemedi Tükaka. Mustafa Kapı yenilemedi Tükaka. O yenilemedi, bu yenilemedi, Ilgaz yenilemedi, Mustafa yenilemedi, Uğur yenilemedi. Yenileyen var mı gerçekten? Ya yenile. Efe Tatlı Florya'dan kaçtı diyorlar. Yani kaçtı derken şu anlamda. Gitti işte Karagümrük oynatıyor işte. Abi 5 yani Celil falan imza. Şimdi Celil'i hani haksızlık etmek istemem ama A sınıf bir potansiyel değil Celil. Adana Spor'daki. Aynen.
Yani burada Atalay dışındaki Atalay da inanılmaz bir yoğun bir tepkiden dolayı. Ben biliyorum yani şey değil. Kariyer planlamasının dışında hani Galatasaray'la imzaladı çocuk. Kariyer planlaması göre ne imzalasın, o da imzalamaması lazım. Hiçbir oyuncu bir süre alma potansiyeli görmüyorsa, Ozan harici ne diyorum? Ozan'da çok büyük potansiyeli olduğu için şey yaptı. Ozan'ı ayrı tutarım ama ya hiç kimse imzalamıyor abi. Hadi Mustafa Kapı'ya kızıldı, o oldu bu oldu, Galatasaray resmi sitesinden linç ettirildi çocuk. Abi o imzalamıyor, bu imza şeye Alanya Spor'a verilen İsmail galiba. İsmail Zehir. İsmail Zehir, o da imzalamıyor. Ki o da çok potansiyel bir oyuncu. Abi yani. Kimse imzalamıyor. Bak bunun bir temel bir sebebi var. Çünkü Galatasaray A takımına bir gelecek sunulmuyor. Kerem Aktürkoğlu geçen yıl hani hazır olacak. Kerem Aktürkoğlu 3'er dakika 5'er dakikayla yeni 11 oyuncusu oluyor. 24 yaşında abi. Bu takımın yani bu maçlarda iş yapması gerekiyor. Hala Emre Akbaba'nın ağzına bakıyorsun. Ama hiçbir altyapıdan gelen hiçbir oyuncu bu süreleri almıyor. Taylan tekliyor diyorsun. Taylan'a benzer belki tek oyuncu. Bartu Elmas. Hiçbir şekilde şans alma ihtimali yok. Ya abi ya da mesela Bartu'yu biraz oynatsan ve desen ki bu sezon süre alacaksın. Belki daha çok şey olacak. Yani ben burada kadro yapılanmasını noktasında bu oyuncunun ikna edilememesi noktasında artık bir noktada bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Burada da sorumlu da bende yani Fatih Hoca'nın olduğu yerde altyapı sorumlusu da Fatih Hoca'dır. Ben lafın etrafına dolandırmak istemem. Yani Müfit Erkasap da olsa, Müfit Erkasap değil. Ali Yavaş. Ali Yavaş da olsa Ali Yavaş üzerinden gitmek doğru değil. Mesela şey oluyor, böyle oyuncu değişiklikleri ya Fatih Hoca'nın yardımcısı yok. Hadi ya ne yardımcısı ya Allah aşkına. Oyuncu değişiklikleri eleştirirken de yardımcısı yok diye eleştirmeyeyim. Fatih Terim'in değişikliğini eleştireceksen Fatih Terim'i eleştirirsin. Bu konu da öyle. Yani tabii ki ben altyapı için gidip Allah'ı var ben biliyorum ki yani kimse gitmek zorunda değil. U19'un her maçına gidiyor hoca. Takip ettiğini biliyorum. Ama hocanın bakış açısı ve prensipleri belli ki bu oyunculara imza attırmaya yetmiyor. Sen imza attır sonra bakarız dönem bitti. Bu Galatasaray için dedi. Barcelona'da da bu böyle abi. Barcelona'dan patır patır adam gidiyor. Doğru, tabii. Patır patır adam gidiyor. Bak, bak Tottenham altyapısı, Manchester City, Monaco. Yağmalıyorlar Barcelona altyapısını. Paris Saint Germain'den de çok gidiyor bu arada. Paris Saint Germain'de evet. Çok yani veriyor. Şans veren. Çünkü bunun bir sebebi var. Yani önünü görmüyor. Yani Barcelona yani A takıma çıkamayacağını hisseden oyuncu gider. Senin şeyin değil o. Yani artık eskisi gibi bakmıyor oyuncular. Ben bir şekilde zorlarım 21 yaşına kadar diye bakmıyorum. Oynayabileceği projeye gitmek istiyor. İşte Fenerbahçe'de benzer bir durum oluşuyor Ömer Faruk Beyaz'da. Ama eğer ki yetenek sıkıntın varsa alttan bunu telafi etmen lazım. Ben anlayamıyorum abi. Pasör 6 numara Taylan'a alternatif aranıyor bir türlü defansif. O zaman Bartu üzerinden bir projeyi sunabilmek gerekiyordu. Ben Galatasaray'ın bunu asla yapamadığını düşünüyorum. Evet. Ben o yüzden olarak... zaten 5 dakikalık Eto'o örneği verdim evet. Ya. Bu belki bir mesaj olacaktı. Bak gelecekteki bu bölgenin planımıza sen varsın mesaj olacaktı. Ben de şöyle bağlayayım ve bu altyapıdan oyuncunun ikna edilememesi, imzayı ikna edilememesi sürecinde ve bunca yoğun transfer yapıldığı noktada da satın alma varken de kiralama varken de akıllara bence Galatasaray taraftarında ve hatta kamuoyunda şunu getirtiyor. Galatasaray yeni transferlerle daha sonra düşecek olan fiziksel açığını mı kapatıyor acaba? Hep tempolu oyuncular alıp önce bir tempoyu koyduktan sonra. Evet. Bu da üstünde çok ciddi düşünülmesi gereken noktalardan birisi. Çünkü hani işte şimdi Berkan Kutlu geldi. Tamam daha önce işte Kerem Aktürkoğlu geldi. Taylan geldi. Ama Galatasaray hep bir tempo noktasında da çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve tempo konusunda da sürekli geriye gidiyor. O zaman Fatih Hoca'nın açıklamalarına gidelim. Bakalım. Orada da kesin konuşacak şeyler çıkar diye düşünüyorum üstünde. Randersen iyi bir takımız. Oyun içinde 1-0'dan sonra 2'yi bulabilirdik ama olmadı. Çalışmış olmamıza rağmen taştan gol yedik. 1-1 oldu. Biraz yorgunluğumuz ortaya çıktı. 3 deplasman seyahat kolay değil. İstanbul'da turu geçeceğimizi düşünüyorum. Bu arada bence de Galatasaray turu geçecektir. Evet. Şu ilk paragrafla alakalı hemen şunu söyleyeyim. Evet, taştan çalışmış noktamızda topa ilk müdahaleden sonra, taş atışından sonraki ilk havada kalan toptan sonra 3 Galatasaraylı oyuncu topa yükseldi. Fakat o topu yükselmek değildi. Sadece sıçramaktı. Ve bir Anderson oyuncu kafayı vurduktan sonra dar alanda gol geldi. Bu evet. Çok ciddi sıkıntı deyip topu ben de burada bir ek yapayım. İzleyenler oyuncu profillerini anlatırken ben dikkat etmişlerdir. Sürekli ben Galatasaray'ın savunma hattından bahsederken ki ideal oyuncularla oynasa da Nelson ve Marka dönse de
Hep şundan bahsediyordum. Galatasaray'ın savunma hattı tamamen önde oynamaya dayalı bir savunma hattına dönüştü. Bu bekler de dahil. Fanar Holt, Sacha Boye de dahil. Marco Nelson, Luyendama bile dahil. Alparslan da dahil. Hepsi kaleye yakınken gömülü savunma oynadığında Luyendama biraz farklı ama onda da pozisyon alma sorunları olabiliyor. Fiziğiyle, pozisyon almasıyla dolduracak oyuncular değiller. Ne kadar kaleye yakın savunma o kadar çok problem yaratır. Bence onun benzerini yaşadık o pozisyonda. Durantov'un devamı olsa da hani gömülü savunmada problem yaşayacağını hissettirdi bence Galatasaray. Evet. Hani her hattı olduğu gibi, orta sahada olduğu gibi savunma hattı da aslında tamamen önde oynamaya, topu önde kazanmaya dayalı bir kurguya göre oyuncular seçildi. Kesinlikle. O yüzden en kısa sürede Galatasaray'ın bu oyun yapısına kazanması gerekiyor. Ve Alparslan da bu oyuncu da değil. Şimdi Alparslan bize Çaykur Giresunspor maçında geriye koşuşu çok övüldü. Ama pozisyonun başlangıcına bakıyorsun. Alparslan'ın o kadar koşmasını gerektirecek mesele Alparslan'ın tamamen yanlış pozisyon almasına kaynaklı ve bugün bir tane hava topu da alamadı bu arada. Yani evet. Yandan gelen de, şeyden de gelen de baya baya çok ciddi sıkıntı yaşadı. Alparslan defansif ortası kökenli bir oyuncu. Mustafa ile ilk böyle hani Jermiler Berço döneminden beri. Blogger zamanlarımızda biz beraber izlediğimiz bir oyuncu. 2013'te. Aynen. U20 dönemi. U20'de. Abi bu adam şey değil ki yani. Stoper yetişmiş bir oyuncu değil yani. Yok, altı numaraydı. Belki stoperlikle tabii ki bir seviye atladı. Ama bu seviye atlaması demek Galatasaray seviyesinde hani geçit vermeyecek bir stoper olacağı değil anlamına gelmiyor. Yani o şekilde bakmamak. Ve oyun kurulumu Luyendama'yı bu kadar kötü gösteren de bu akşam o topla çıkışlarında Alparslan'dı. Çünkü dikkat ettiyseniz yani Luyendama oyunu ileriye doğru kurmaya çalışırken Alparslan hiçbir şekilde ona yardım etmedi. Yardım etmek nedir? Pas destek oyuncusu olmaktır. Alanda geriye doğru açılmak, doğru açıyı almak, ona göre bir seçenek yaratmaktı. Hiçbir seçeneği de yaratmadı yani. Açıklamaya devam var. Evet. Markan'ın cezasının açıklanma saati için ne düşündüklerini bilemem. Yarın başkanın basın toplantısı var. Gerekenleri söyleyecektir. PFDK genelde hep bu saatlerde açıklıyor. Yani. Ve bugün açıklıyor. Bugün açıklıyor. Zaten perşembe günleri açıklanıyor çok, yani. Yani onun üstünde bir şey aramaya gerek. Ceza süresi ne diyorsunuz? Biraz fazla olmakla birlikte 5 maç ve üzerine hak eden bir eylem oldu. Çok ortada. Jason cezası verdiler öyle söyleyeyim. Jason da tokat attığı içindi. Yani çok da önemli değil bence bu arada. Çok sorgulanmaması. Sorgulanmadı. 8 maç normal yani. Ben 10 maç bekliyordum. Yani 7 dese de tamam dersin. 5 dese de tamam dersin. 8 dese de tamam dersin. Bu maddeden gitmelisin. Evet. Evet. Yani. Açıklama devamı var. Bu tip şeylerle ilgili benim düşüncem belli. Özellikle kurullarla ilgili. Kurullara gönderenlerle ilgili düşüncelerimi geçen sene de söylemiştim. Aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Biz Galatasaray olarak bunlara alıştık. Evet. Şimdi burada da ben çok kısa hemen bir şey söyleyeceğim. Artık tahkim, yani Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, tahkim kurulunun her seçilen yönetimin, yeni yönetimlerin kendi adadığı, işte şu takımlıdan da bir tane alalım, işte o incinmesin, bu incinmesin olmaktan çıkıp, bu ülkede birçok spor hukukçusu var. Yani spor hukukuna hakim olan insan var. Bu işin üstüne uzmanlaşmış insanlar var. Bence şöyle olması lazım. Burayı tamamen sıfırlayıp yıkıp PFDK ve tahkim kurulunu spor hukukçularını en az 10 yıl boyunca orada çalışmak şartıyla ve gidişlerde ayrılışlarda tazminat ödemek ve iki taraflı çift taraflı tazminat ödemek şartıyla oraya yerleştirip bir cezaya dair kurumsal bir hafıza geliştirmek zorundayız. Abi bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yanlış bilmiyorsun. Sedat Doğan'ın açtığı davada. Yani bu kurulların yok hükmünde olduğu aslında batı tarafını yitiren kurumlar olduğu. Olabilecek en üst düzey mahkemede zaten belirlenmiş bir şey. Tabii ki. Yani o yüzden demek istediğim şu. Yani spor hukukçularından bir komisyon oluşturacaksın. Bu komisyon TFF'nin adamı olacak ama. Yani TFF'nin maaşlı insanları olacak. Başka hiçbir yerde çalışamayacaklar. Sadece bu işlere bakacaklar ve atıyorum 5 sene sonra da benzer bir olayla karşılaştığında abi bir dakika biz bu maçta bu olayda X'e bu cezayı vermiştik ve şimdi de bu cezayı vermek zorundayız diyebilecek özgürlüğe sahip bir kurula kavuşmamız gerekiyor. Yoksa federasyon seçildi, işte Nihat Özdemir geldi, işte Galatasaray'dan 2 kişi aldım, Trabzon'dan 1, Fenerbahçe'den 5, Beşiktaş'tan 3 falan, bu tarz dengelerden tamamen bağımsız olması gerekiyor. Belki o zaman bir şeyler düzelebilir yani. İnsanlar da bu kadar konuşmaz üstüne. Açıklamalar bu kadar. Takıma dönelim. Var aslında var. Var mı? Tabii. Ha, 3 tane demiş. Daha önemli. Aslında. Jason, evet. Fernandez. Jason sadece biz değil, başkaları da istiyor ama Benfica'nın vermeyeceğini biliyoruz. Burada sanırım Rui Costa ilişkisi. Başka takımlara vermeyeceğini biliyoruz anlamında söylüyor herhalde. Evet. Bütün cevapları bu yönde. Vermek istemediklerini söylüyorlar. Hani hiç vermeyecek. Benfica Jason'ı vermeyecek. Evet. Vermeye karar verirlerse biz hazırız. Türkiye'den teklif olduğunu da biliyoruz ki Beşiktaş'ın ilgisi olduğu bütün muhabirler tarafından peki, söyleniyor. Peki Jason bir muadili yok mu?
Tamam belki yani... profil olarak değil de Jetson'ı yedekleyebilecek başka bir B planı yok mu? Galatasaray'ın veya isteyenlerin. Abi kolay... kesin Jetson potansiyelli hani olabilir tahmin evet. edebileceğin oyuncular vardır. Vardır canım ya. Ya bir vardır bir ikincisi bir yani zaten opsiyonsuz yani. Kiraladığın bir adama gelecek sezonunu emanet edecekmiş yani garanti olacakmış gibi zaten plan yapmaman lazım. Mesela işte sezon başında da konuşurken program yaparken ya da Euro dönemi hani denk geldiği zaman transfer dönemi olduğu için konuşuyorduk. Ya mesela işte biraz yaşlı oyunculara talip olunduğu dönem ben eleştirmiştim. Jetson var falan diyorlar. Abi Jetson yok. Jetson nasıl var yani? Galatasaray'ın oyuncusu bu. Ya buna göre plan yapamazsın. Gelme ihtimali var diyor. Ya bu adam kafa göstermiş bir adam. Bence zaten Türkiye'nin üzerinde ihtimali de var. Türkiye'nin üzerinde yerlere gitme ihtimali olan bir oyuncu. Tabii şey değil böyle. Ya altın herkes, kalmış bir oyuncu değil. Herkes Jason Denier, Henry Onyekuru değil yani. Yani havalimanında yatacak değil havalimanında yani. Yatmaz yani. Ya da idmana, Monaco idmanına Galatasaray formasına çıkmaz yani. Doğal olarak burada herkesten her şeyi bekleyemezsin. Bu adam da Valencia istiyormuş mesela. Bayağı ciddi bir ihtimal. Dil de istemiş bildiğim kadarıyla. Renato Sanchez boşluğu. Yakınlarla Premier Lig Tottenham işte yatırım yaptı. Bir sene önce yani. O yüzden muhakkak alternatiflerin vardır. Bu alternatiflerin lazım. Üstüne artık gidilmesi lazım. Yani Galatasaray Jetson'da gündem kaybetmemek zorunda. Gerçekten olmadı. Ne olacak mesela? Galatasaray sezonu mu kaybedecek? Bu arada hani Fatih Hoca'nın da bu konuda çok açıklamaları var. Artık biz hani yatırıma yönelik transfer yapmak istiyoruz ve bu konuda zaman istiyoruz, destek istiyoruz. Çünkü her yatırımda olmuyor. Böyle, bu tip deneme transferler için bütçeye ayrılıyor takımlar. Bizde böyle bir hedefimiz var gibi. Bu güzel bir düşünce ve bence bu tip tahminlere de yönelmek lazım. Ben şundan bahsediyorum. Şimdi Gerson Fernandes'in olmuş halini kovalarsın yani. Bir yerlerde olmayacak ki senin için fırsat dönecek. O yüzden önce kira alacak. Sonra işte seni çok sevecek. Kafasını aklını çağıracaksın falan filan. Yani olmuş halini almak çok zor. Ama işte Morutan örneğinde olduğu gibi. Hoca da söyledi diye söylüyorum. Evet. 2017'de raporlanırken Morutan daha 18 yaşındayken olabilir tahminiyle raporlanıyor yani. Bu çocuktan olabilir. Ya mesela ne? Tahmin. O işte bunlara da yönelmek lazım. Sen de 500 beklersin. 500 bin euro, 1 milyon tabii. euro. En azından 2-3 transfer bu şekilde yapmak lazım. Yani. Belki arasından bir tanesi çıksa 15 tabii milyon euroluk oyuncu olacak. Ya atıyorum Jetson Fernandes olmadı mı? Tabii ki market değerini falan bilmiyorum. Ya Famalicão'da Gustavo Assunção var mesela. Tamam Jetson olmadı Gustavo'yu aldık diyebilmelisin bu tip durumlarda. Yani o kartını hemen sürebilmelisin öyle. Galatasaray kart sürmüyor. Daha önce Latovlevici öncesi işte neydi Juventus'taki oyuncu. Hem sol bek hem sol iç oynayabilen. Çok Asamoah. Yani koştum peşinden son gün Latovlevici ile girdin sezonu. Tabii. Yani buna dönmesin işte. O da şey yüzünden olmadı. Neydi ya? Kafayı yiyeceğim. Juventus bir oyuncu alacaktı da Spinazzola'yı Atalanta bırakmadığı için olmadı. Sonra da Yıllar sonra karşımıza çıktı Spinazzola. Aynen. Yani bu planlamalar yani hoca diyor ki 1-7 Eylül'e göre yapılacak. Ya 1-7 Eylül'e göre plan yapmak zar atmak. Ya her sene bu olmaz. Her sene her yaptığın isabetli tutturamazsın. Ve kaldı ki o dönemde gelen oyuncu da kimsenin üzerine proje kurmadığı oyuncu oluyor. Ya ondan sonra Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın büyük projesi oluyor. Kerem iyi oyuncu. Tamam ama Kerem Galatasaray'ı sırtına şampiyon yapacak adam değil. Yani senin 3 tane 4 tane Kerem'e ihtiyacın var. Her bölgede bir Kerem'e ihtiyacın var. Bir tane forvet Kerem, bir tane stoper Kerem, 6 numara Kerem, bir tane stoper Kerem, bir tane bek Kerem lazım. Böyle bir yere gidilebilir. O 4 projenin biri düşüş yaşar belki, biri sakatlık yaşar, iki tanesiyle hani bir yere gidersin ama hani hep Kerem üzerinden de konuşuluyor. Ben bunu gerçekten problemli buluyorum. Galatasaray hep kendini hani bir oyuncu üstüne ifade edemez. Ve Kerem de Arda Turan değil yani. O çıkış yapan Arda değil. Hani üzerine yani bu adam 20 yılda bir geldi. Bu adamdan bir daha göremeyiz. Oyuncusu da değil bence. İyi oyuncu. Galatasaray seviyesinde 11'de hak eden ve hakikaten parlayınca Avrupa'da yapabilecek bir oyuncu. Ama bu yetmez. Zaten hani Kerem gibi performanslar değerli ama dediğim gibi en övülen, tek övülen şey Kerem yani Kerem modeli oyuncu performansı olunca o takımın genelde bir problem yaşadığı gösteriyor. Hani çok büyük problem. Geçmişte mesela işte Tuncay Şahan ilk geldi Verlen Roland zamandaki övüldüğü dönem. Çünkü takım çok fazla bir şey vaat ediyor. Tuncay Şahan'lı üstünden gidiliyordu. Ben de geçen sene Kerem Aktürkoğlu konuşurken bir dönem şey Ahmet Dursun Beşiktaş'ta. Evet. Gerçi sonra toparladı o takım. İş oraya gelmişti. Oynamıştı ama şey anlamında başlar sallanıyordu. Kerem Aktürkoğlu konuşurken geçen sene hangi maçta girmiş? Olcan Çağlayan girip sonra da Kerem girmiş. Kayseri Spor maçıydı galiba. Galatasaray'ın bir beraber kaldı. Demiş ki ben yani Kerem'den bir Tuncay Şanlı efekt alıyorum demiştim ama bunu senin söylediğin anlamda söylemek istememiştim yani.
Hani o derece katkı verecek bir oyuncu olarak söylemiştim. Şimdilik yani Galatasaray'ın tek umut bağladığı oyuncu olmaması lazım. Doğru. Bu arada Galatasaray'da hani o tip oyuncu da aranıyor. İşte daha önce Morutan ismi, Gezal, Morutan gibi isimler de söylendi. Evet. Hatta bence İrfan Can da zamanında bu rol için isteniyordu. Evet. Ki ne olursa olsun biz de burada işte Galatasaray'ın tempo yapması lazım, topu önde kazanması lazım, daha yakın oynaması lazım vesaire diyoruz ama sonuçta özel yeteneğe de ihtiyacı var. Bu bir gerçek. Ben özel yeteneği olmadan başarıya ulaşmış bir takım hatırlamıyorum. Hani en böyle toplu oyuna inanmayan, topsuz oyuna ben problemi çözerim diyen Jose Mourinho bile Deco ile aldı Şampiyonlar Ligi'ni yani Porto ile. Mutlaka bir onun da bir özel oyuncu, Mesut Özil'i kullandı. Mutlaka bir özel oyuncusu oluyor bu tip takımların. O yüzden Galatasaray bariz. Topu ayağına aldıktan sonra beklenti içine gireceğin. Özetle benim için bu. Topu ayağına aldı, beklenti içine. Bu bir şey yapar. Bir ya araya salacak ya bir uzaktan şut atacak. Öyle bir görüntü. Morutan bu tip bir oyuncudur mesela. Gezal bu tip bir oyuncu. Galatasaray'da kim bu oyuncu sence? Kim? Yanis Hacı bu tip bir oyuncu mu? Ufak Hacı Junior. Aslında özel yetenek. Evet. Olabilir. Olabilir. Ya Galatasaray'da bu oyuncu şu an Feghouli. Veriyorsun 4 küsü, bonusuyla 4.5 evet. falan bulan bir sözleşmesi var. Bu adam 40 maçlık sezonu 2 golle tamamladı. 4 gol atsa senin şampiyon Doğru. şampiyon olacaksın. Yani 3-0 kazandığın maçı 4-0 kazansan Feghouli'nin golüyle şampiyon olma ihtimalin var. Şimdi senin özel oyuncun buysa ve her sene daha da yaşlanıp her sene daha problemli hale geliyorsa ya bunun da alternatifini hazırlayabilmek gerekiyordu. Galatasaray elindeki kurşunları kiralıklara sıktı. Kusura bakma eldeki oyuncunun maaşını tamam şimdi yolluyorsun PSV'ye Mitroğlu'nu. İşte Cagney'i kiralıyorsun onu bunu. Ondan elde ettiğin parayla bir daha oyuncu kiralıyorsun. Yani oyuncu kiralaya Galatasaray elinde o dönem mesela kağıt üstünde gösterdiği paraları doğru oyunculara yatırsa yani bir tane mesela bir tane marka alındı bu adamda payı var transferde. Evet. Bir tane marka alındı tuttu mesela ama biz ikinci bir marka göremedik. Biz, biz bana son olaydan sonra bana da patladı. Senin ne yapsın abi adam? Ne yapacak yani? Ne yapsın elini babası tutsun? Sanki de. Ya bu arada Marka da bu tip olaylara karışan bir oyuncu falan da değildi Marka bu arada yani. Çok ha onu söyleyeceğim bir dakika çok, yani. Çok soru geliyor öyle. Ha diyorlar ki işte bu tip Marka zaten bu tip olaylara karışan oyuncu. Bir, şey bir tane gösterir misiniz bu tip olaylara karışan Marka'nın bu tip olaylara karıştığı bir şey? Ama yani en temelde şu Galatasaray bir para yakaladığı zaman bunu sürekli hazır yani yemek söyleyerek değerlendirdi. Yani yemek dışarıdan yemek söyleyerek yaparsın ama bir gün gerçekten maddanama sıkıştığın zaman senin buzdolabından bir şeyler yapman lazım. Galatasaray yani buzdolabı ne altyapı oyuncusu var ne de sen zamanında bir şeyler almışsın. Bir malzeme almışsın. Yok hiçbir şey yok. O zaman Çıkal Dağ'a mesela da 6.5 veriliyor. Yanlış değil. Nelson'a 7 veriliyor. Yanlış değil. Piyasa bu. Ama sen zamanında bunları çok daha ucuza ve doğru yapabilseydin bugün bu duruma düşmeyecektin. İşte diyorsun ya mesela bu takımda özel yetenek yok. Halbuki Feghouli'nin zamanla düşeceğim. Feghouli şu anda 5. yılına girdi. 5. sezonu ya. Bir tane alternatif arkasına koyamamak ya da ne bileyim oyuncu oluyorsun. Gelen parayı Babel'e gömüyorsun. Şimdi Babel'in hayatının son kontratını yaptığı belli. Babel'den bir şey elde etmek mümkün mü? Mümkün değil. O kontratı yaptıktan sonra. Feghouli'den mümkün değil. Falcao'dan mümkün değil. Hepsinin sorumlusu farklı olabilir yüzdeleri. Ama burada total olan totallik zarar eden Galatasaray evet. ve yani bir noktada da bunlara uygun hamleler yapılmalıydı. Ben Galatasaray'ın sezonunu hiç kolay görmüyorum. Sadece Randers maçın bence Galatasaray turu geçecek. Hani onda bir sıkıntı yok ama Galatasaray sezonu bayağı zorlanacak bence bu sezon. Tam da bu noktada anketimiz var. Turu geçecek dedin. Bir anketimiz var Vole'de. Sizin de katılımınızı bekliyoruz. Sizce temsilcilerimizin kaç tanesi bir üst tura çıkar? 0, 1, 2, 3 ve en iyi ihtimal 4. Ama tabii en ihtimal biraz zor gözüküyor maalesef Sivasspor ve Trabzonspor. Evet, kendi evlerinde kaybettiler. Evet, çok avantajlı skorlar alamadılar. Hatta hiç bayağı dezavantajlı skorlar evet. aldılar. Ama ben 2 diyorum ben de. Galatasaray ben Fenerbahçe geçer diyorum. Bizim gönlümüzden geçen 4. Bir sürpriz olursa ne ala. Evet, olmaz diye bir şey yok. Çünkü evet. deplasman kuralı kalktı. Evet. Ama 2 yani. Bence de 2. Evet. Kim mesaj atmış pardon? Bizim Çabi mesaj atmış. Pokemon tişörtünü soruyor da hatırlamıyorum. Bugün aldım da hatırlamıyorum gerçekten. Sana özden sonra yazacağım. Kimliğe ne zaman başlıyor antrenmanları? Çocuğun menajeri gibi. Aynen madem öyle şey. ama tabii bugün bence hakkı teslim edilmesi gereken takım Trabzonspor. Tam da o konuya girelim. Trabzonspor'un maçına. Çok üzüldüm. Ya bugünün en üzücü sonucu bu.
Bir takım kazanması gerekiyorsa bence kazanmayı çok daha fazla hak eden Trabzonspor'du. Topu alan, rakibi zorlayan ve bunu hiçbir şekilde şey de değil, böyle hani yalancı baskılar oluyor. Arsene Wenger steril dominasyon diyor bunu. Topu alıp rakibin izin verdiği ölçüde kağıt üstü top sahibi olmak. Ama öyle değildi yani. Gerçekten topu aldığı zaman Bakasetas'ıyla, Envakames'iyle, her oyuncu topa ayağının değen her oyuncunun iş yap, Gervinho'suyla bir farklılık gördük biz Trabzonspor maçında. Hani Roma'nın öne geçmesine cevap da verildi ama üzüldü, evet. Üzücü. Yani bu maçtan 2-1 çıkmamalıydı. Ya bu maç 5 kere oynansın aynı şekilde birinde Roma'nın kazanması daha makul karşılanabilir. Üzücü. Ya ben tabii şey çift ekrandan izlediğim için. Baksana. İsabetli şut 2. Allah attığı şeyler aslında istatistik evet. olarak da karşımızda. 2-457. Kimmiş ben bilmiyordum bu arada. İstatistiklere bakmamıştım. İki şut ben bir 15-20 dakika eyvah dedim önce bir. Hani genel anlamda hani şöyle gözüküyordu oyun. Tabii ben çift ekrandan, küçük ekrandan izliyordum onu söyleyeyim bulunduğum yerde. Evet. Sonradan bir tekrar yani bir tekrar bir Trabzonspor Roma maçını izlememiz gerekecek evet. yani. Bu Trabzonspor'un sadece bu maçla alakalı değil. Sezona dair vereceği ışıkla da alakalı. Tabii. Ben bir 60 dakika tercih ettim aslında Trabzonspor Roma maçı. Daha göz alıcı bir maçtı. Ama çok şey vaat ediyor bu sezon Trabzonspor. Bence şampiyonluk için gerçekten en büyük 2-3 adaydan biri. Şöyle yani, söyleyebilir miyiz? En azından. İlk üçün dışına çıkarsa şaşırırım. Bence. Şampiyonluk anlamında değil de. Şu bence. Abdullah Avcı'nın mantığı anlamında söylemek gerekirse de. Abdullah Avcı hep daha önce Başakşehir'de savunmayı kurgulayıp ondan sonra hücumu en son kurgulamıştı. Şu anda Trabzonspor hücumu kurgulamış durumda. Doğru. Yani savunmayı kurguladığı anda, yani bağlantıyı kurguladığı anda Berat ve arkasını ki bu Siopis olacak. O denklemi nasıl çözecek bilmiyorum daha Trabzonspor. Şey olarak hani yerli oyuncu denklemiyle beraber nasıl çözecek? Evet, Berat'ın yediği yabancı oyuncu. Evet, yani orayı kurguladığı anda, savunmayla ön bağlantıyı kurguladığı anda başka bir seviyeye evrilecek Trabzonspor. Bir de çok ideal 4-3-3 golleri geliyor ya, Trabzonspor'dan. Tabii canım. Yani santrafor dışında iki kenar oyuncusu skorer, evet. çift tane yapar. Gervinho da yapar, MVKM de yapar. Ve Cornelius bu sayıyı arttıracak oyuncu. Evet. Ki onu Cornelius, bir kez daha söyleyelim yani. Sörloth yatırımına çok benziyor. Hani evet. fiziğiyle fark yaratıyor. Çok fazla skorer değil önceki kariyerinde ama sanki burada atabilir. Öyle olacak hissini zaten. Veriyor Sörloth gibi. Olacak. Ama aynı zamanda yine 11'de karşımıza çıktı. Lig maçında çok etkileyiciydi Trabzonspor. Etkileyici olması işte yani çok ideal 4-3 dediğim hani en ideali Manchester City'de gördüğümüz sistemde 8 numaralar da çok önemli. Ceza sahasında koşu atan 8 numaralar. İşte benim o serbest 8'den bahsettiğim. Bakasetas Amsik müthiş oynuyor yani bu sistemin arasında ve tam beklenen şey yapıyorlar. 4-3-3'ün 8 numarası nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynuyorlar. Kesinlikle. Özellikle Bakasetas gerçekten şey ben Bruno için o tabiri kullanmıştım. Hani 10 numaraların devre geçmesi sadece biraz şekil değiştirdiler. Hani biraz 8 biraz evet. forvet arkası oldular. İkisini aynı anda sen yapmaya çalışıyorlar. Bruno Fernandes için olduğunu söyle de Bruno Perez olarak algılamasınlar. Ligimizin Bruno Fernandes'i evet. Bakasetas diyelim o zaman. Tamam. bu arada yani aslında temel taşlar üzerine konuşuyoruz ama ya merkezi doğru kurgularsa yani şimdi buradan iki tane çizgi çeksek ve sadece hani 5 bölge ayırınca şey oluyor ya 2-3-4'ü alsak hani stoperler 3 orta saha ve 3 forvet oyuncusundan bahsediyorum hani dışarıda kalanlar. Burayı doğru kurguladığınız zaman İsmail Köbaş'ı ben çok sana böyle inanılmaz şeyler vaat eden ya da heyecanlandıran bir isim değil ama bu yapının da bir parçası olabiliyor. Ya da Bruno Perez zaten değerli bir oyuncu. Ama yapıyı kurduğunuz zaman daha rol oyuncuları da rolünü oynayabiliyorlar. Rol oyuncularından haddinden büyük işler beklersen elbette bu adamlar sana hayal kırıklığına uğratır ama Trabzonspor'un en iyi örneklerinden biri bence. Çok çok sağlam, güçlü bir yapı vaat ediyor izleyenlere bence. Gerçekten izlerken keyif aldım ve üzüldüm. Bayağı üzüldüm yani, bu maç için. Kısa vadede başarıyı getirebilecek ekip de bu arada. Yani doğru şey. Kısa vadeden kastım şu. Yaş ortalaması olarak da bakacaksak hani Trabzonspor'un genel şeyine. Berat Amili takıma da bu yapı sokar. Evet. Hı hı. Hani Berat'ın başrolde oyuncu olduğu bir yapı değil. Berat burada oynayınca kendini bulur ve bir yerlere gelir. Ben Berat'tan şeyi bekliyorum. Yani Abdullah Avcı nasıl İrfan Can'ı bir mevkisiz bir oyuncu olarak aldı Gençler Birliği'nde. Hani tam öyle hani bizim o klasik eski 10 numara olarak tabir ettiğimiz yetenekli oyuncular hep bir 10 numara yapıştırırız ya etiketi. Onu Başakşehir'de daha farklı bir oyuncuya devşirdi. Galatasaray Ahmet Çalık'ı aldığında İrfan Can ya takımdaydı ya yeni gitmişti. Takımdaydı. Ben sana şöyle takımdaydı söyleyeyim. Takımdaydı ve Gençler daha pahalı Galatasaray daha fazla para verdi Ahmet Çalık'a. Yani, Galatasaray 2,5 milyon euro verdi. İrfan Can 1,750'ye Başakşehir'e gitti. Evet. Yani, öyle bakmak lazım.
O inanılmazdı zaten. Neyse hani o iş orasına çıkalım. Berat'ı da İrfan Can Kahveci gibi oyun modellemesini yapabilirse o zaman başka olacak. Çünkü şu anda tek büyük sıkıntı bence şey. Berat'ın Siopis transferini öyle anlamlandırabiliyorsun. Mesela Alanyaspor'un ilk haftaki maçına baktık. Siopis böyle sürekli gelip işte kaleciden, Serkan'dan topu alan, orada oyunu kurgulayan, stoperlerle kurgulayan adamdı ama Siopis'in motorik özellikleri çok daha çabuk dönmesini sağlıyor. Berat bu kadar çabuk dönemiyor daha. Evet. Henüz. Hala o çabukluğa kavuşabilmiştir. O çabukluğu elde ettiği anda o zaman zaten... Aslında karşılarken geniş alanda oynayabiliyor ama dediğin gibi topu aldıktan sonra çok büyük o zaman bayağı Avrupa'yı oyunculuğu evet. Bence de. Abdullah Avcı ve Jose Mourinho'nun açıklamaları. Ki mesela bir Abdullah Avcı ile birlikte çalışan bir oyuncu bu konuda çok 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 üst düzeydi. Emre Belözoğlu. Evet. Emre Belözoğlu 40 yaşında nasıl onunla oynuyordu yani. Tabii. Topu alıp nasıl döneceğine o kadar üst düzey yapıyordu ki. Dünya çapında bence. Tabii öyleydi. Engellenemezdi zaten. Yani. Evet. Öyleydi gerçekten. Abdullah Avcı'nın açıklamaları gelsin. Fırsat varken kazanabilirdik. Şampiyonlar Ligi hocasına ve takımına karşı oynadık. Gerçekten de öyle. Evet. Biz de Şampiyonlar Ligi takımı gibi iyi bir organizasyonla oynadık. Bu rakiplere karşı oyunu tamamen elinize alamazsınız. Cebimize koyacağımız çok olumlu şeyler var. Bizim de bahsettiğimiz evet. Şeyler aslında. Devam ediyorum. Jose Mourinho'ya mı geçiyoruz? Jose Mourinho'ya geçtik. Trabzonspor Konferans Ligi seviyesinde bir takım diye karşılıklı güzelce esnaf. Evet. Oynadığımız maç Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maçtı ve kolay değildi. Gerçekten de öyle oldu. Evet. Doğru. Ve üzücü. Yani keşke Trabzonspor playoff turunda olsaydı da biz yani bu maçta elendiğinde en azından bir teselli bulabilseydik Konferans Ligi'nin gitmesinden. Evet. Üzücü olacak. Yani Trabzonspor bence hele ki bu yeni sistemde asla dışarıda kalmaması gereken bir takım. Evet. Potansiyel olarak. Bütçesiyle, tarihiyle ve hani düzen şimdi bazı takım oluyor. Bir sene 5'e giriyor, Avrupa'ya gidiyor ama ertesi sene 11. oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ligden düşüyor ya. Yani ligde Aksar takıntı yaşamıştı böyle bir şey. Hani buna düşmeyen bir takım. Yani bizim hakikaten Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un her zaman buralarda olması lazım potansiyel olarak. O yüzden bir tık üzüldüm. Yani elenme ihtimalinin çok kuvvetli hale gelmesine. Sivasspor da bugün sert bir rakibe karşı oynadı Kopenhag ki Roma'dan sonraki en güçlü rakipti bugün. Eşleşme anlamında öyleydi. Temsilcimiz karşısında. Hem yatırım takımı hem altyapıdan çok iyi oyuncular çıkartan bir takım. Kopenhag ki zaten onlardan hani yetiştirdiği oyunculardan bir tanesi Galatasaray transferi oldu. Ki Darami diye bir kenar forvet var. Yakın zamanda 13 milyon euroya gitmesi bekleniyor kulüp bürüce. Bayağı yani ben şeyden de scouting döneminden de hatırlıyorum. Bu iyi çocukmuş aslında dediğim birçok oyuncuyu alıyorlardı yani. Galatasaray'ın istediği Thomas Dillon şu anda Borussia Dortmund'da oynuyor. Öyle bakalım hadiseye yani. Hem yetiştirici evet. Hem de iyi scouting olan bir kulüp. İyi bir takıma kaybetti Sivasspor ve istatistikleri de aslında Sivasspor'un da gayet çarpıcı. Bu maça hiç bakamadım ama tabii. Hiç bakamadım yani maalesef. O yüzden Sivasspor'u da bizi temsil ettiği için tebrik ediyoruz diyelim. En başarılı takımımız. Yani geçen seneden beri en başarılı takımımız. Konuşuyoruz ama tabii ki umarız deplasmanda bir sürpriz yapar. %20 şansımız var hala. Evet. Baya en başarılı takımlarımızdan birisi Sivasspor. En başarılı hocalarımızdan da biri bu arada. Evet. Rıza Çalınbay zaten 20 yıldır ne hangi takıma gitse fırsat yakaladığında Avrupa'da işler yapıyor. Denizli Spor'la yaptıkları ortada. Lyon ele diye. Yani elendiği takım Porto'ydu. Yanlış mı hatırlıyorum? Lyon'dan sonra bir yere Porto elendi. Kupayı aldı sonra zaten. Porto kupayı aldı, Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Aynen doğru hatırlıyorum. Jan Koskas vardı. Bir tane santrafor vardı. Ya. Baş belası bir santrafor vardı. Jan Koskas. Her ortaya kafa vurdu. Yani adamlar da yani Mourinho'nun Porto'su elendi. Yani tarihin en büyük sürprizine elendi. Juninho'lu Lyon'u elediler. Juninho'lu. Evet. Hatta Govulu, Sparta Prag'da belki Lyon, takımdı. Düzenli Real Madrid eliyordu. Adamlar Real Madrid'in baş belası. Real Madrid çıkınca Allah'ın elendik falan diyordu. İnanılmaz bir serüven dolu gerçekten. Gençler Birliği'nin de çok iyi böyle bir... Ali Tanduan'da Sporting'e atılan gol. Sporting maçları falan. Vay be. O da Valencia elenmişti. Yanlış mı hatırlıyorum? Valencia elendi. Gençler Birliği mi? Evet. Gençler Birliği Valencia elendi. O da kupayı aldı. Çok iyi. Prime Valencia'ydı o da yani. Tugay Kerimoğlu Blackburn'e gittiğinde Blackburn'e Gençler Birliği karşılaşmıştı. Gaziantep'in Roma maçları vardır efsane. Hı hı. 2000'ler başında çok iyiydik zaten canım. O yüzden zaten bir serüvenin devamıydı. Portekiz'i aşağı almaya çalışıyorduk. Evet. Portekiz'i geçmeye çalışıyorduk. 3 takımla Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalimiz vardı. Türkiye 7. sıraya çıktı. Yani 7.liğe kadar çıktı. 6'yı zorluyorduk. O da 6. sırada zaten 3 Şampiyonlar Ligi gönderiyor. 3 tane takım gönderiyordu. Anketin sonucu gelsin. Hatta anket sonucu gelene kadar şurayı da vereyim. 2001'de Galatasaray eğer Real Madrid'i
eleseydi biz 3 takıma gidiyorduk. Bir maça kalmıştı. Evet, evet. Aynen. Doğru. Bir maça kalmıştı. Çok kötü bir kura. Çok kötü kuradan önce Galatasaray'ın talihsiz bir Paris Saint-Germain yenilgisi gruplarda lider olacakken Galatasaray son maçı garantilemiş çıkmıştı. 2-0 yenildi Paris Saint-Germain'e. O dönem Galatasaray lider olup Deportivo'nun önünde tamamlasaydı Real Madrid'de eşleşmeyecekti Los Galacticos'la ve belki bambaşka bir çağ açılacaktı. Ama 20 yıl sonra bugün baktığımızda oluşan tablo bayağı bir sorgulamamız gereken. Bir de elendin de o takım 2-0'dan da geri döndü. Şimdi 3-2 döndü. Randers'e karşı nasıl oynadın? Helsinki'ye karşı nasıl oynadın? Real Madrid'e geri dönüyorsun. Yani Los Galacticos'a 2-0'dan geri dönüyorsun. Bir Fatih Akelam denisiyle. Aynen. Evet, ankette voley izleyicileri de bizimle hemfikir. İki takımla devam eder %65. Bir takım %19. Üç takım %8. Biz şöyle revize edelim. En az iki takımla devam ederiz diyelim. %5 %5 evet. İyimser izleyicilerimizi dört takımla. Umarız öyle olur yani. Umarız öyle olur. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ufak ufak. Önce sana teşekkür edelim. Çünkü evet, ekstra bir görev üstlendim. Zor bir görev aldı yani. Neydi o? Sürçü lisan ettiyse kapalı. Bunu bile bilmiyorum. Moderatörlük ayakam yok. Valla perşembe gecenin bu köründe yarın iş var. Yani normal bir maç günü gibi değerlendiremeyiz. Bu saatte bize 13 bin gördüm en son bir kere. 13 bin kişiyle birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Herkese tek tek. Ümit ediyorum. Canlı yayınlarımız da artacak. Süper Lig ve Avrupa maçlarıyla tekrar birlikte olmayı sürdüreceğiz. Aynen öyle. Yeter ki bizde kalın. Daha güzel, daha iyi yayınlarımız olacak. Vole gelişmeye devam ediyor. Mustafa'ya teşekkür ettim. Bir teşekkür de size edelim. Çünkü esas siz hak ediyorsunuz. Heh, siz olmasanız burası olmaz yani. Sana teşekkür ediyor musun bana yoksa kapatabilirim. Ben sana daha demin teşekkür ettim canım. Ben arada saldım yani. Sen pası alamadın. Ilgaz abiye de edeyim. Ben çünkü normalde oraya ben oturuyordum. Şortlu olduğum için Ilgaz abinin yerini değiştirdim. Ilgaz abiye teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. Son sayfaya izleyiciler için de enteresan. Evet. Üç kuşak son sayfacı. Doğru. Birinci kuşak Uğur Karakoç'u. Bir, iki, üç. Son sayfama S'ler değişiyor. Buradan Mustafa...